Az önce konuştum ha, hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi stüdyoyu değiştirmemiz gerekti. Çünkü bugün çok ağır konuklarımız var. Çok değerli ve çok ağır konuklarımız var. O kadar değerli ki Türkiye'de uzun süredir televizyonda böyle bir şey olmuyordu. Pazar günü yayınlanan final bölümünde Türkiye'de açık televizyonlardan her iki televizyondan bir tanesi onları seyrettiler. Aslında program herkesin çok da ilgisini çekecek bir şey değil. Yani yemek yapılıyor programda neticede baktığınız zaman. Ama programda yemeğin dışında hayata dair sahici olan her şey var. Ve o sahici olan her şeyin en sahici üç kahramanı bugün az önce konuştumdalar, canlı yayındalar ve ilk kez kendi programları dışında bir arada üçü bir arada canlı yayında olacak. Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Vallahi güzel. Dinlendik iki gündür. Evet. Kendimize geldik biraz. Canlı yayın stresini tam sizden başlayacağım. Ya bu ne oldu abi? Yani MasterChef'in üçüncü sezonu değil mi bu? Bundan önce iki sezonu daha var. Yani ne oldu da bu sezon Türkiye böyle kaldık hepimiz. Yani yemek kültürüyle, işte ne bileyim yemek yapmayla falan çok arası iyi olmayan insanlar da var. Ama başka bir hal aldı. Ne oldu bu sezon? Ya şöyle oldu. Geçen sezon zaten bir yükselişteydi. İlk sezon zaten kendimizi anlatmakla geçti aslında bu. Ya MasterChef ne? Önce bir bakıldı edildi. Geçen sene zaten biz iyi bir yükseliş yakalamıştık. Dolayısıyla bu sene daha geniş bir kitleye ulaştık bence. Sene sene bu fark ediyor. Bu sene ulaşmadığımız kitle kalmadı diye düşünüyorum ben. İkinci sene de öyleydi. Dolayısıyla program zaten çok net. Yani yemek çok izleniyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Adam YouTube'da soğan doğruyor. 5 milyon kişi izliyor. Sadece soğan doğruyor. Dolayısıyla yemeğin bir çeşidi. Biz de bir soğan doğrasak acaba. Biz siyaset falan anlatıyoruz. 100 bin kişi seyredince vay bayağı seyredince yanlış mı yapıyoruz acaba? Bak yani tabii. Diğer taraftan hikaye var. Oradaki herkes gerçek. Şimdi bize bazen böyle reklam için yana gelen reklam şirketinden misafirlerimiz oluyor. Biz programı çekiyoruz, gidiyoruz. Diyorlar ki bu kadar mı? Evet diyoruz bu kadar. Her şey gerçek, her şey doğal. Oradaki insanların her birinin hikayesi var. Farklı kitlelerden insanlar var. Bunların hepsi bir araya. Yemek var, eğlence var, hikaye var. Bunların hepsi bir araya gelince zaten olmama gibi bir şansı yok. Somer Şef sizce? Ya bu senenin başına çok enteresan bir şekilde. Bu arada tabii herkes diyorlar ki günlük olarak biz zannediyorlar. Biz Acun Bey ile beraber oturuyoruz. Bir sezonun başında gördük Acun Bey'i, bir de sonunda gördük. Evet, evet. Arada ben sizden çok görmüşüm. Mutlaka. Kendisi de inanılmaz yoğun zaten bu sene platformla falan. Bu senenin başında bize demişti hatırlıyorsanız, yani bu sene acayip bir sene olacak. Hazır olun demişti. Bir de benim iddiam vardı. Evet. Evet öyle mi? Evet. Ben dedim ki çarpı iki. Acun abi koridorda yürüyor. Özür dilerim abi kestim. Koridorda yürüyor. Dedim ki abi bu sene çarpı iki olur. Hafif bir gülümsedi bana. Yalan mı? Somer'e de söyledi. Doğru. Bu peki böyle bir iyi niyetle mi yoksa? Yok yani... ben tam biliyordum onu. Yani çarpı iki olacak kesin de yani. Çünkü geçen seneden bunun MR'leri vardı. Yani ben bunu yaşadım. Ben 11 yıl önce MasterChef Avustralya ilk sezonda konuk olmuştum. Ve o patlamayı yaşadım. Yani hiç kimsenin aynen Türkiye durumundaydı. Yani biz çıkmadan önce nasıl ki şef programları, yemek programları, işte akşamüstü kuşağı ya sabah kuşağı ya akşamüstü kuşağı doldurma programdır. Onu da ilk kez Avustralya'da yaşadım ve MasterChef inanılmaz bir fenomen haline geldi. Yani ilk kez orada yenilen rugby maçlarını falan geçmeye başladı. Ben bunun Türkiye'de olacağını biliyordum doğru kadroyla. Daha önce bir kere denendi biliyorsunuz. Bir şekilde olmadı yani uyuşmadı. Ama doğru kadroyla ve çok önemlisi doğru ekiple ve Acun Medya'nın desteğiyle inanılmaz bir yere gideceğini şimdi bilmesem kalkıp buraya gelmem şef zaten. Şef izin verir misiniz? Burada şimdi herkes tabii Acun'u söylüyor. Acun yani sonuçta fikir babası ve bu işlerin hepsinin lideri tartışmasız ama İrem'le Bilgin'in bir herhalde kulaklarını çınlatalım. Ya tabii zaten yani Acun Medya bizim için İrem ve Bilgin ve tabii Acun Bey'i de görüyoruz ama bütün programın mihenk taşları her şeyimiz onlar yani. Onlar olmasa gerçekten çok farklı. Çok tabii. Farklı bir kimya ve çok farklı bir dokusu var programın yani. Danilo Şef, Acun buraya geldi bu programa. Dedim ki ya bu MasterChef ilk program tabii ilk program. MasterChef işte yani senin programlar çok seyrediyor falan ama hep denirdik ya Acun'un olmadığı program seyredilmiyor. Bunu yıkmadı ya tokat attı MasterChef yani. Nasıl oldu ve burada bir dali var mı dedi ki benim dedi programda özellikle Danilo Şef'in jüri olmasında biraz katkım var galiba çok dedi. Ne oldu orada? Ya evet aslında zaten bunu doğru başlatalım.
Neredeyse şefler de ilk sezon gerçekten çok güzel ve yüren bir iş yaptılar yani. Sonra tabii ki de güzel bir iş içinde kendini atadı daha kolay olur. Onlar da aslında acı çektiler yani neredeyse. Çünkü sıfırdan başladılar. Aslında evet yani benim çağırdı bir gün toplantı yapmak için. Ben aslında zannettim ki MasterChef için değildir. Çünkü o dönemli ben bilmiyordum yani birisi girecek, olacak, tekrar olacak. Hiçbir şey haberim yok yani. Aslında zannetti ki şey, yemekteyiz için çağırdı beni. Vallahi billah. Sen düşünebiliyor musun yemeği? Evet, sunucusu. Abiciğim, sen ne yapıyorsun ya? Sunucusu olabilir abi. Ama şey diyor, şimdi beni çağırdı. Dedi ki o dönemli oradaki sunucu bıraktı işi vesaire. Sanki temizlik izni 500 tane yapıyor. Program yok ya neredeyse yani. Survivor'da da olmamıştı. Survivor'da zaten yoktu yani. O için düşündü. Sonra orada konuşurken şey bana dedi yani. Böyle böyle önce soru sordu. Hiç, yani ne için çağırdı söylemedi yani. Soru sorunca vesaire falan filan. Sonra dedi vallahi acaba niye buradayım vesaire. Öyle bir şey bir denemeye geçtik. Bir tane demo çektik yani. Başka şeflerle birlikte. Bundan sonra aslında İtalya'dayım. Kimse çağırmadı vesaire. Uyumsuzdu zannetti ilk olarak yani. Tamam yani oldu olmadı mutlaka belki şey benim Türkçe fazla iyi geldi olabilir yani. O çok fazla şey yani akademisyen Türkçe konuştuğu için. Şey, ağır kalır. Ağır kalır yani ağır orada prime time'da. O zaman şey çağırdılar gel pazartesi başlıyoruz. Yani cuma günü gel pazartesi başlıyoruz işte. Ve orada tam orada bir gün önce veya iki gün önce Mehmet Şef'i ve Somer Şef'i tanıştık yani vesaire. Ondan önce yok mu tanışıklık? Yok, yani ben Danilo'yu biliyordum. Bir kere merhabalaştık ama. Biliyordum yani tanıyordum ama birebir yok yani. Tabii benim haberim vardı. Yani bir iki gün öncesinden duymuştum. Hani şeyin Danilo'nun geleceğini. Sonra zaten ben Levent'e geçmiştim. Orada karşılaştık. O da zaten Acun abiden toplantıdan. Evet çıkmıştı. Evet. O böyle bir tak girdiği için. Ya hızlı siz de bayağı ısrar da etmiş sonra. Hatta değil mi? Yani bayağı ben Danilo Şef'i istiyorum mu demiş yani İremlere. Ben onlardan duydum ve öğrendim bunu. Evet evet. Vallahi şey. Allah razı olsun diyorsun. Ya şey ya Allah razı olsun değil ya. Aslında şey diyorum yani. Ya şimdi televizyonculuk ya bir iş abi. Yani bir vizyon var içinde yani bir program herkes yapabiliyor. Başarılı programı çok az kişi yapıyorlar neredeyse. Ve mutlaka bunu Acun'da da var yani. Onu tabii. Bizim görmediği bir şeyi onu mutlaka gördü. Türkiye'nin en iyisi işte. Yani anladım abi. O dönemli ben de açıkçası ne yapacağım orada tam şey yani. Şaşırdı bir anda yani. Bir bocalama oldu mu böyle ilk programlar falan? Yok zaten şöyle yani biz Danilo'yu tanıyorduk sektörde. Yani uzaktan tanıyorduk. Birebir tanışma şeyimiz yoktu ama. Ya Danilo insan olarak da şey... hemen uyum sağlayabilen bir insan. Çok şeker çok adam büyük. Diyorlar sizin için. Tabii. Böyle mi? Ekip diyor vallahi. Ben bayağı bir 200 kişinin 50 kişisiyle konuşmuşumdur sizin ekibiyle. Yani böyle egoları olan da bir adam değil. Tabii şimdi Danilo'nun başka bir tarafı da var. Şimdi hep eğlenceli bir adam olarak gözüküyor ama Danilo bir taraftan da iyi bir şeftir. Ya mutfakta evet, serttir. Hatta ben Danilo'ya sezonun ortasında dedim ki senle başa baş bir gastronomi konuşmak istiyorum. Gerçekten bilgisi de çok iyidir. İşin eğlenceli tarafındadır ama ben Danilo'yla bir tane... Şey çekeceğim abi, video çekeceğim yani. Tamamen gastronomi konuşacağız. Mehmet abi siz normalde bu kadar ters bir adam mısınız yoksa mutfağa girince mi böyle fişler çıkıyor? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu birkaç yerde daha söyledim. Bizim mutfaklarımızda pembe panjur yok. Ne demek o? Şu demek yani bizim mutfaklarımız o kadar çok eğlenceli yerler değil. Herkes evinin mutfağına bir pembe panjur ister ya. Bizim mutfaklarımızda o yok abi. Bizde disiplin var. Bayağı askeri yani, disiplin var ama yani. Var. Ya mutfak disiplindir. Ha. Benim iş tutuş şeklim böyle. Farklı meslektaşlarım, farklı motivasyonları ve iş tutuş şekilleri var. Benim iş tutuş şeklim böyle. Ya ben mutfakta kaosla servisi daha çok iyi hızlandırabiliyorum. Dolayısıyla bu benim iş tutuş şeklim. Bütün mutfaklar böyledir demem. Daha farklı sistemlerde çalışan arkadaşlarımıza haksızlık olabilir. Benim iş tutuş şeklim peki bunun böyle. Şahikası nedir? Mesela mutfakta adam dövmüşünüz var mı mesela? Ben mutfakta hiç adam dövmedim. Ama? Yani konuştuğum kelimelerle dövmekten beter ederim. Keşke dövseydi dersin sana. Keşke dövseydi dersin. Keşke bir tokat atsaydı. Ama abi pardon sana bir şey sormak istiyorum. Şimdi herkes evde yemek yapıyor ama herkes şef değildi. Tabii. Restoranda çalışmak, şef olmak bir iş. Herhangi işi gibi. Hadi bir tane örnek yapayım mı sana? Bankadayız abi. Orada senin kasiyer var abi. Senin kasiyer bir gün
Ne bileyim abi saçmalama başlıyor. Orada sana 400 dolar sana yeni şık da ver diyor. Hmm. Diğerleri 1000 TL fazla veriyor. Diğer gitti. Tarafta 500 TL fazla veriyor. Şimdi banka müdürü ne yapacak abi? Çok merak ediyor. Diyecek abi valla tebrik ediyorum ha. Herkese daha fazla para mı verdi diyecek. Yok abi fırçalayacak neredeyse. Biz aynı. Ya yemek çıktığı zaman da o bizim para zaten. Ama bizim işte yemeği algılayış biçimimiz bu değil. Biz sanki yemeği bir hobi gibi görüyoruz. Hayır. Siz meslek olarak görüyorsunuz ve sizin bu reaksiyonunuz bize aman ne oldu adam büfteyi yaktı en fazla diyoruz. Halbuki büfteyi yanmak sizin için tam da Danilo Şef'in söylediği gibi parayı yanlış vermek kadar dramatik bir şey. Evet çünkü profesyonel olmayanlar yemeği aileyle, anneyle, sevgiyle özdeşleştirir. Hmm. Çünkü odur ilk yemek. Anneyle yani o yumuşaklık, sıcaklıkla özdeşleştirsin. Profesyonel mutfak öyle bir yer değil ki günde 200 kişi, 250 kişiye yemek çıkıyor ve o insanlar sana para veriyorlar. Ve ertesi gün de gelmeleri lazım. O insanları zehirleyebilirsin. Personelden biri bıçakla elini kesebilir, yangın çıkabilir, su basabilir. Her gelen kişiyi zehirleyebilirsin ve bir günlük kariyerin bir günde biter. O yüzden doğası içinde çok stresli bir ortam. Somer Şef, siz Avustralya'da iki tane şey var değil mi? Yer var, restoranınız var. Evet. Ben doğru biliyorum. Dün çünkü İrem'le biraz konuştuk falan. Bir yandan da burada hayat sürüyor. MasterChef başladı şimdi. Tek tek hepinizin hikayelerini aslında böyle ufak ufak gazete röportajlarından biliyoruz ama bunları tek tek sormak istiyorum. Sizle başlayayım. Hı. Sizin hikaye Avustralya'da iki tane restoran. Bendeki bu kadar. Devamını bir anlatsanıza. Nasıl mutfakla tanıştınız? Şeflik nasıl geldi? MasterChef'e nasıl dahil oldunuz? Benim annemin zaten hep restoranları vardı. O yüzden hep o restoranlarda büyüdüm. Yani hep restorancılığın içinde büyüdüm. Mutfaklarda büyüdüm. Bir kadın şef olarak çok şef kovan bir kadın şefti. Çünkü onun zamandaki kadın şefler erkek şeflerden daha ancak daha sert olarak piyasada tutunabiliyorlardı. Tabii. Ve o yüzden de pek beraber çalışılabilesi bir şef olarak görülmüyordu piyasada. O yüzden hep onun yanında ekstra aşçılık yaparak öğrendim. Daha sonra eğitimini aldım. Bilkent Üniversitesi mezunuyum ben. Sonra da bir beraber iş yaptıktan sonra Avustralya'ya gittim. Gidiş odur gidiş. 25 sene oldu. 25 sene önce gittim. Orada Avustralya'da, şimdi siz dünya mutfağı diye kızıyorsunuz, dünya mutfağı dememeye çalışıyorum. Uluslararası mutfak. Ha, uluslararası mutfak değil mi? Yani Türk mutfağı yemekleri değil yani. Çünkü dünya mutfağı deyince Mars mutfağını sormak. Ya evet ya. Ben dünya mutfağı uzmanıyım diyorlar mesela bana. Evet çok enteresan. Diyorum ki başka yer birazcık daha kategoriyi küçültebilir miyiz? Uranüs mutfağı, ay mutfağı diye. Ben Mars üzerine çalışıyorum ama genelde. Ama bildiğim kadarıyla Uzak Doğu'ya bir başka bir şeyiniz de var. Hayranlığım var. Hayranlığınız da var öyle değil mi? Çünkü Avustralya çok etkileniyor. Bir de ben çok gidiyorum, geliyorum. Hmm. Özellikle Japon kültürüne inanılmaz bir hayranlığım var. Çünkü bizim bence mesleğin ahilik geleneğini en iyi yaşatan toplumlardan bir tanesi. Yani bir sushi ustası 50-60 yıldan sonra usta oluyor. Bizim kültürümüzde de var bu. Baklavacılarda var. Ha, evet. Çoğu ustalıklarda var aslında. Ama o ahiliğe büyük bir hayranlığım var. Orada Uzak Doğu yemekleri mutfağından da örnekler var. Sizin restoranlarda Türk mutfağı da var anladık değil mi? Yok aslında Türk mutfağı ama benim Türk mutfağım. Yani benim ne var mesela sizin Türk mutfağınızda ne var? Yani aklıma gelen mesela bir somon pastırmamız var. Onun içinde bir iki tane Asya ponzu sosu gibi soslar da kullanıyoruz. Ama baktığınız zaman aslında pastırma felsefesinin benle beraber oraya taşınmış versiyonu. Yani teknikler, kafa, yemeğin yapılanması tamamen Türk. Ama ürünler oranın ürünleri. Hmm. Ve ben ona çok basit bakıyorum. Yani ben bir gün gelip de emekli olup da Foça'da bir restoran açsam Türkiye'de oranın ürünlerini kullanırım. Yani oranın marketten alırım, oranın balığını alırım. Size bir çok kızmışlar. Türk mutfağı ilk üçte değil demişsiniz. Çok çok. Bir onu anlatsanıza. Türk mutfağı gerçekten ilk üçte değil mi? Bu arada Mehmet Şef, Danilo Şef ne olur siz de bu kısmına katılın. Yok ben söylesin Somer onunla ilgili benim söyleyeceğim bir şey var. Hmm. Türk mutfağı dünyada ilk 10'da sayılmaz eğer dünyada gidip de konuşursanız. 3'te değil yani. 3'te değil, 10'da sayılmaz diye bir şey söyledim ama onu söylemeden önce oraya bayağı bir geliş var. Bütün programı alır. Söylemeye çalıştığım şey şu. Dünyanın bence, tabii ki ben çok taraflı bir yerden bakıyorum, en değerli mutfağı. Ve bu tamamen milliyetçilik açısından değil, kadim topraklar üzerine yani bereketli hilalin olduğu topraklar üzerinde, tarımın ilk başladığı topraklar üzerine kurulmuş bir mutfak kültürü var. Ve bunun çok daha değerli ve çok daha önemsenmesi lazım. Ama tanıtım olarak ve bakış açısı olarak çok yanlış bir yerden bakıyoruz. Yani yurt dışında Türk mutfağının tanıtımına. O yüzden de dünyada ciddiye alınmıyor dedim ama bunu öyle bir evirdiler çevirdiler ki işte Türk mutfağının ihanet eden sanki bunu ben yapmışım gibi. Halbuki veya ben belirlemişim gibi yani. Mutfağın muhteviyatıyla bir alakası yok. Sizin söylediğiniz yok, hayır, benim tamamen tanıtımı pazarlaması ile ilgili bir tanıtımı şey. Tanıtımı ve pazarlamasının iyi yapılmadığı ve çok daha iyi dünyada çok daha iyi yapılabileceğini düşündüğümü söyledim.
biraz yanlış aldılar. Olsun. En azından konuşuluyor şu anda. Evet, bu o sayede belki böyle bu evet. anlamda bir artı bir şey olur. Ne diyorsun hocam? Şöyle, ben belki de 10 yıl önce benzer şeyi Türk mutfağı dünyanın sayılı mutfaklarındandır sıralama olarak tartışılır dedim. Hmm. Sebebi şu, yani çok önceden vermiş olduğum bir röportaj var. Hürriyet'ti sanırım. Buradaki konu şu, Somer esprileri dahil veya anlattıkları şeyler dahil yanlış anlaşılıyor. Şimdi Somer'in sadece o kelimesini oradan almışlar. Bu bir ama bizim huydur bu yani. Şimdi yukarıda şöyle bir şey Somer, var. Somer şefliği de birazcık şey huyudur ben, medya huyudur. Ayrıca arkadaşıma katkı olsun diye değil. Somer'le veya Danilo'yla bizim saatlerce minibüste uzağa giderken yemin ederim gastronomi konuşuyoruz. Bak maç konuşmuyoruz. Hep konuştuğumuz şey. Bazen tartışırız da. Uymayan şeyler de var. Şimdi ben de yurt dışında çalışmış bir adam olarak söylüyorum. Fransa'da, Katar'da, Almanya'da iş yaptım uzun süre. Baktığım zaman oradaki insanlarla konuştuğumuzda biz neredeyiz? Ona bakmak lazım. Somer'in dediği o. Çok önemli. Şimdi bir Türk mutfağı dünyada üçüncüdür. Kime göre? Ha, bu sıralamayı kim yaptı ya? Kim yani yaptı? Bana şey abi siz yapmıyorsunuz. Şimdi, kim yapabilir zaten? İki kim? Bir de bir kim? İki şöyle, kim? Dört kim? Beş kim? Birinci kim? Şimdi bugün Amerika'ya gittiğinizde, Avrupa'ya gittiğinizde bizim kendi gurur duyduğumuz kebabımız, lahmacunumuz, hızlı fast food, yerel fast food dediğimizde şöyle dışarıdan baktığımızda bir İtalyan restoranını anlayabiliyoruz. Bir Japon'un, bir Asya restoranını anlayabiliyoruz. Sen İtalya'da dolaşırken candaş olarak şöyle baktın ya burası bizim restoranımız diyebiliyor musun? Diyemem. Diyemezsin. Peki bir kataloğa baktığın zaman o ülkede kaç tane Türk restoranı katalogda çıkıyor? Çok. Hiç. Yani İngiltere'ye çok azdır, git, tabii. Bir iki tane. İşte Almanya'ya git, 3-4 tane vesaire vesaire. Şimdi burada Somer'in demek istediği şey şu. Türk mutfağı dünyanın üçüncü mutfağındandır. Üçüncü sıradadırın altı dolmuyor. Avrupa'daki ve dünyadaki adamların bakış açısıyla dolmuyor. Avrupa'daki dünyadaki adamlardan birine soralım mı o zaman? Sorun. Yok abi. Abi küçük bir parantez abi ki ben bunu görünce zaten çok güldüm. Somer zaten, şimdi Somer tanıdığı için demiyorum abi. Somer kendini öyle bir tecrübe var ki Avustralya'da istediği restoran açabiliyordu. İtalyan'da açabiliyordu, Uzak Doğu açabiliyordu. Parayı da çok kazanırdı. Tabii de kendini zorlayarak Türk mutfak açıldı. Zaten amacı budur. Tanıtmak için yani. Bu öyle bir şey midir bu yani? Ya o yani bir ticari açıdan da bir. Ticari açıdan çok büyük risk yani. Burada Vietnam mutfağı açmak gibi. Tabii ki de. Ya o içinde bunu görünce çok güldü yani. Ama olabilirdi yani. Şimdi abi bir gerçek var yani. Dani mesela sen orada bir katkı yapabilir miyim? Buyurun buyurun abi. Şimdi Somer'in yerine Avustralya'ya bu ülkeden kim gitseydi Türk mutfağı açmazdı. Biz tabak taşı, bakır evet. taşı benim anam alıyor ya. 2 senedir. Evet evet. Burada bulgur gönder var ya. Antep'ten bakır gönder. Yani en çok şey çileyi ben çekiyorum. Ha ülke mutfağım için çekerim. Allah razı olsun. O da uluslararası panellerde Türk mutfağı tanıtıyor. Ben 10 yıla yakındır fuarlarda Türk mutfağı workshop'u yapıyorum ücretsiz. Yani şimdi Somer'e Türk mutfağı falan bunu yazanlar çok düşünmeli. Adam misyoner ya Türk mutfağı misyoneri. Avustralya'da Türk mutfağı yaşatan adama Türk mutfağı ile ilgili eleştiri getirmek. Ama işte ego okşayacağım. Bu türü ben de öğreniyorum. Ben burada yeniyim yani. öğreniyorum okşayacağım diyor. Ya bir numaradır ne üçü dünyanın en iyisi biziz. Ya Allah gidi şey yapacak ya. Kılıçları sağlayalım. Yok abi. Yok abi zaten mesela İtalyan mutfakta abi. Herkes İtalyan mutfakta dünyanın en şey en meşhur mutfaktadan biri yani. Bunu tartışmasız bir konu ama sadece ismi olarak. Sonra gezi sürecinde yani yurt dışında neredeyse %99 İtalyan restoranda, İtalyan mutfakta bile yapmıyorlar. Ama neden? Neden? Çünkü çok iyi pazarlamasını yapıyorlar. Evet, evet, ve evet. birlikte çalışmayı çok iyi beceriyorlar. Yani Sydney'de benim en yakın şef arkadaşlarım İtalyan şefler. Çünkü çok iyi bir grupları var ve o gruba dahil oluyorum. Yani bizde, bizim çok küçük Türk şefler olarak grubumuz var ama küçük. İtalyan şefler neden? Birbirlerinin ayağına basmıyorlar, birbirlerini düşürmüyorlar, birbirlerini yükseltmeye çalışıyorlar, birbirlerini ziyaret ediyorlar ve o kaliteyi hep korumaya çalışıyorlar. Ha, evet, o yüzden de ilerliyorlar yani. Ha, bir de şu şunu söyleyeyim. Şu anda bizim 100'e giren, ilk 100'e giren, 50'ye giren restoranlarımız var. Ben diyorum ki yine 3 yıl önce yaptığım bir röportajda 10 yıl içinde dünyanın trend mutfaklarından biri biz olacağız. Hmm. Çalışıyoruz. Oluyordu da zaten. Evet. 2015'te Türk mutfağı çok ciddi bir atılım içine girmişti. En son. Ne oldu bu, olmadı? Bu Nordic mutfak çok ilerledi. Bu Nordic mutfak şey işte yani dünyanın en aslında temeli olarak zor mutfaklarından bir tanesi. Norveç, İsveç, ha. Danimarka o mutfaklar.
Onlar çok büyük bir New Nordic, yeni Nordic mutfağı diye bir akım çıktı. Onun arkasından yeni Anadolu mutfağı geliyordu. Sevgili dostumuz Mehmet Gürsün de bayraktarlığını yapmayı bizim de yurt dışındaki şefler olarak nacizane desteklediğimiz geliyordu ama ondan sonra Türkiye'de o kadar olaylar oldu ki yani şey zaten en büyük mihenk taşlarından biridir. En son Reyna'daki yılbaşı patlaması iyi turisti çok kötü kaçırdı. Yani Avrupalı turisti çok kötü kaçırdı. Ondan sonra da bir türlü toparlanamadık. Yani ülkenin başına gelen bizim endüstri çok sektör çok zor bir sektördür yani. Bir yerde Meltem çıksa bizde fırtına kopar. İlk etkilenen sektördür yani. Evet tabii ve tam kapatmak için bu konu unutmayalım abi. Türk mutfakta kolay bir mutfak değil ki. Abi zor bir mutfakta. Teknik bir mutfakta tabii, abi. Tabii. Çok geniş bir mutfaktan bahsediyoruz yani. Abi. Yani bunu taşınmak mutlaka biraz daha efor ve biraz daha zamana gerekir. Sizin yani. En sevdiğiniz Türk yemeği hangisi yaparken? Ya abi caki baba abi. Vallahi öğrendim bir caki baba yapayım abi. Dibine vurarım ha. Hep söylüyorsun abi görmedik caki abi. Abi ama orada nasıl yapacağız abi? Caki babayı yapıyor musunuz ya? Tabii ki de tabii ki de abi. Hatta şey de o kadar istediğim ki abi ya evde bile özel bir fırın yaptı. Yok artık ya. Vallahi billahi. Evde caki babayı fırını mı yaptınız? Evet evet. Nerede ev? Buradan çıkıp acaba? Çok yakın abi çok yakın abi. Çünkü özel abi, özel yani. O içine hemen, ya mesela ben yabancı, bana sor abi. Türkiye gelinde ben Türk mutfağı sevdim mi? Bayıldım. Benim tanıdığı yabancılar da sevdiler mi? Bayıldılar. O içine lezzet alakası değil abi. Mutlaka herkesi sevebileceği bir mutfak, Türk mutfak abi. Ama diğer tarafta bir zorluk var ki bu yapılış, teknikleri, malzemeler abi. Türk malzemeleri dünya tek abi, sen bakma. İzot. Değil mi? Ne kadar basitti sana bulamaz. Geliyor izot. Evde hadi bul bana. Ha işte evde var yani. Hadi hadi. Gel İtalya bulalım beraber izot. Altın gibi bir şey. Veya Avustralya'da bir bakalım. Tamam, bulalım izot. Alt yapımız da lazım. Yani. Çok bir şey var. Bu konularda biz bir girersek senin programın var ya çökertiriz. Biliyorum devam et sıkıntı yok ya. Ben yani bu kadar beklemişiz sezon bitsinde şey üçümüzü oturalım. Ama yani bizi gelecek yani. İçin çok ciddi kolonları var yani ki bu. Bizim zaten bu sene katıldığı şefler de hepsini çok değerli yani. Bu iş için çok zorlanıyor da sadece para değil abi. Bu kalbinden gelen bir şey yani. Ve bu şeflerde gerçekten kalbi koyuyorlar. Siz peki ca kebabı en çok sevdiğiniz Türk yemeği en iyi yaptığınız hangisi? Abi en iyi yaptı. Ben şey demek istedim abi, kullandığı malzemelere göre. Çünkü mesela et işlerde gidersen abi, et nereden aldığı göre çok değişiyor. Ya sadece kullandığı teknik değil yani. Kullandığı malzemeler aslında, ürün burada lezzette inanılmaz bir şey etkileniyor abi vesaire. Ama kendimin şey, tam ikna girmeye istersen şey diyeceğim, lahmacun diyeceğim ya pizza falan. Öyle mi? Ya İtalyan şefin de lahmacunda iddialı olması yani. Bakmamız lazım. Meydan okur yani. Yok yok ama ben ca kebabı ustası da öğrendi zaten. Hatta yine öpürüm bir kere daha yani sağ olsun gösterdi falan filan. Çok aşırı iddialım ha. Ama mayalı hamurla hakikaten Napoli hamuruyla çok evet. Teknik gireceğiz ama lahmacun inanılmaz oluyor yani. Evet, bir iki kere denedik onu. Öyle çok mi? Çok güzel versiyonları çıkartılabilir evet, yani. Evet. Sizin peki Somer Şef, yani sizin en sevdiğiniz Türk yemeği ve en iyi yaptım dediğiniz hangisi? Ya ben döner manyaklığım var. Ben çok döner hastasıyım yani. Dönerin her versiyonu sadece Türkiye'deki değil. Biliyorsunuz yani dünyada asadorlar var, Meksikalılar da yapıyor. Yani o dönen et üzerine olan her şeyin ciddi bir hastalığı her dönen var. Şey döner değil. Her döner şey döner değil yani. Çok iyi geçelim abi. Not olarak. Evet. Alt yazı geçelim abi. Her dönen şey döner değildir. Lütfen geçer misin? KC'ye yazar mısınız? Yazalım her abi. Şey her dönen şey döner değildir diye. Buyurun Somerciğim. Peki sizin döner? Döner üzerine ciddi bir merakım ve manyaklığım var. İnsanlar beni çok yanlış anlıyorlar. Çünkü Türk mutfağı dönerden ibaret değildir deyince sanki ben döner sevmeyen bir insan olarak görüyorlar. Ben döner et değil olurum. Ama iyi yapılması lazım ve başarılı bir şekilde. Peki, sizin de en iyi olduğunuz şey döner midir? Yani kendinizi yok, en iyi bulduğunuz. Yok yok öyle bir şey. O ustalık işi, döner işi. Ustalar yıllarını veriyorlar. Yani benim genelde yani Türk mutfağına değişik yorumlar, düşünülmeyen yorumları getirmeyi seviyorum. Bir şef olarak kendimi biraz daha orada o sınırları ittirmeyi çok seviyorum ben yani. Klasik tatlara değişik bir şeyler getirmeyi. Türkiye'de çok tepki çekse de dünyada çok seviliyor. Onu da yapmaya devam edeceğim. Elimden geldiği için. Ya aslında ben biraz ters benimkisi. Ben aslında Fransız mutfağı kökenliyim. Evet abi sizin de hiç Fransız mutfağı kökenli tipi yok. Yok. Bakınca zaten gayet bizden bir insan aynen, yani. Aynen. Şöyle, şimdi biz uzun yıllar ben otellerde çalıştım. Tabii. Bizim çıraklık yaptığımız dönemde de o mutfak çok sizin popüler. Sizin bir bol geçmişiniz de var değil mi? Tabii ki. Dolayısıyla benim otellerde ve restoranlarda çalıştım. Bir de ben... Bilenler bilir şu an reklama girmez. Ben eski Süreyya'da falan çalıştım. Öyle mi? Tabii. Dolayısıyla benim çalıştığım dönemlerde bu mutfak çok popülerdi. Otellerde çalıştığımız dönemde o ekolle yetiştim.
Sonra ben de biraz yeni Anadolu mutfağına katkıda bulundum. Ürünleri geliştirmeye başladım. Ama sonra son anda bir deniz mahsullerine yoğunlaştım. Hmm. Şimdi öyle gidiyor. Deniz mahsulü. Kavurma diyecekler. Öyle mi? Hikayesi var. Anlatırım. Ama şey biz sadece kavurma değil abi. Pilav da becacık da var. Pilav kavurma. Yani. Onun hikayesini anlatırım. Lütfen. İrem de biliyor onu. Bilgin de biliyor. İkisi de biliyorlar. Behçet Bey var, tanırsın. Tanırım, tanırım. Ha, bunları doyurmaktan bıktığım için kocaman bir sözün eleştiri alıyorum. Şimdi tabii benim en çok sevdiğim yemek musakkayı çok severim ben. Hmm. Yerelde. Bizim kendi. Ama sevdiğim mutfak olarak Akdeniz ve İtalyan mutfağını çok seviyorum. Ama bizde Ege'ye çok bayılırım. Etler, otlar ve deniz mahsulleri. Şimdi herkes şeyi merak ediyor. Abi böyle üç tane büyük şef olunca o projenin setinde çalışmak ne büyük olaydır diyor. İrem bana bir takım görüntüler gönderdi. Şimdi onları yayınlayamıyor. Çünkü abi böyle bir yeme biçimi yok yani. 200 kişi hunharca yemek yiyor abi. Yani. Ve ne yemekler yiyor. Yani herhalde Master Chef'te çalışmak bir yıldız olsa gerek yani bir televizyoncu için. En azından gastronomi anlamında çok level atlatan bir şey sanırım. Bazen ben... Yapıyorsunuz değil mi? Ekibe sonuçta da. Ya Mehmet Şef yani şeyin sadece programın sunucusu ve o jüri ortaklarından biri değil. Bildiğiniz ya oranın aşçısı gibi çalışıyor. Öyle mi? Yani kendine dert ediniyor mesela. Bugün ne yapacağız ya falan diye soruyor. Bütün abi söyleriz bir şey falan diyoruz. Tarifler, gramajı kadar. Tabii, yani dışarıdan söylenmiyor yani hiç. Yok asla ya dur, her gün bir de ne yapacağız? Bugün onu mu yapalım, bunu mu yapalım? Sonra gidin geliyor. Şunu alın. Yani mesela o gün yemeğimiz varsa, da Mehmet yüksek moddaysa ve bir şey pişecekse hepimiz yandık. Çünkü diyorum ya programa yetişmesi gereken teknik bir yemek var. Yani. İki dakika bize izin verirse onu yapalım. Sonra personel yemeğini konuşuruz. Tabii yok orada kalıyor, onlar yapılıyor, abi, bunlar yapılıyor falan. Evet, o arada biz rafine ufacık şey çıkarmaya çalışıyoruz. Bir şey, geliyor bizim bir kulis var arkasına geliyor. Bugün sizi bir yemek yaptım ki var. Sizi böyle bir yemek yaptım tabii ki var ya. Kasa hamsi falan getirdim ben ya. Of. Beraber çalışsak var ya bayılırsın. Abi lütfen beni alın. Ben söyleyeceğim Acun'a. Acun'a söyleyeyim beni de bir yerine dahil etsin bu işi. Kavurma hikayesini anlatayım mı? Lütfen anlatın. Şimdi biz yola gidiyoruz ya. Şimdi tabii Somer Şef yıllardır yurt dışında. Dani Anadolu'yu benden fazla gezdi ama şimdi benim şef arkadaşım çok. Hmm. Şimdi bu adamlar zaten yurt dışında orada burada. Şeylerden bıkıyorlar tamam mı? Daha böyle salaş. Şimdi Somer'e ben sıcak bir köy ekmeği tereyağı versem istakozu elinin tersiyle iter. İter misiniz? Dani de öyle. Siz de mi? Onlar da seviyor. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Hani gittiğim yerlerde yerel yemek ama bazen hızlı yerler oluyor. Telefon açıyorum diyorum ki hemen çünkü şöyle bir şey oluyor. Şimdi biz jüri olarak geliyoruz dediğimizde restoran ayağa kalkıyor. Hmm. Bekle Allah bekle. Bekle yemek hiç gelmiyor. Hiç kendi tarzı olmayan yemekler. Orada arkada böyle sinir harbi değil mi? Acıktı yemek. Tamam yani. Şimdi tabii bazı yani her yerde olmuyor da tam kapıdan çıkıyoruz bana böyle yapıyorlar. Açız. Ben de şimdi bunu çözdüm. Diyorum ki abi bir kavurma, bir pilav, bir cacık yapın arkadaşlara. Oh. Bir tane de salata, arkasından bir tatlı verin. Afyon'da bir yere getirdim. Teşekkür ettiler. Evet evet. Sebebi müthiş hızlılık. Yani. Tabii çok güzel ya. Ama işte bak bu Mehmet Şef'in aslında babacan bir insan oldu. Yani hepimiz mesela yani başkası olsa ki bana ne ya? Evet. Tabii canım. Ne? Yani, ya hepimiz Mehmet ne yiyeceğiz? Şehirleri acıktık, ayarlarım önceden ya. Yani tabii tabii. Yani ararım. Mesela bir şehre gidelim. O şehirde yemek bile hazır olmasın. Bütün gözler hemen Mehmet'e döner ya. Yani. Mehmet ne yiyeceğiz? Niye bir şey ayarlanmadı? Evet, evet, evet. O da onu dert eder kendine. Yani ne yapacağım ben şimdi burada ne bulacağım? Şimdi araya sonra son bölümü şeyi konuşacağız. Finali konuşacağız. Size Serhat'ı soracağım ama araya gitmeden şunların hepsini sorayım istiyorum. Sizin de hikayeniz çok enteresan. Siz İtalya'da doğuyorsunuz. Bir ara Londra'ya gidiyorsunuz. Türkiye'ye bir arkadaşınız çağırıyor. Hikaye doğru mu bilmiyorum çünkü ben de şeyden okudum. Evet, evet, bir arkadaşınız evet, çağırıyor. Evet. Eşinizle tanışıyorsunuz ve kalış o kalış mı? Doğru söyledi abi. Şimdi duyunca biraz garip mi geliyor yani ama doğru söyledi. Tatil için geldi. Tatil için geldi. Beni tabii ki de turist olarak da gezdirdi. Onu burada çok uzun dönemli burada yaşıyordu. O kendine arkadaş grubum var yani. Beni dışarıda götürdüler. Ve orada böyle bir kız tanıştık yani. Aşık oldu, uzaktan sevgili oldu. Neredeyse 1,5-2 sene neredeyse. Bundan sonra teklif etti yani. Kabul etti, evlendik yani. Normalde biz burada yaşamıyoruz abi. Biz normalde Çin'e gidiyoruz. Fakat evlendikten sonra Amerika aldı. Amerika alınca Çin'e çok uzakta geldi. Aile Çin'e o kadar sattı uçakta vesaire. Sen çok Çin'e mi gidiyorsunuz? Ya. Şangay'da gidiyorduk. Tabii canım. Şeyle beraber. Orayı da biz de bilmiyoruz tabii ha. Tabii ki de. Biz yeni öğrendik abi. Ne yapayım abi? Sen biliyor musun Şangay'a gidiyor. Abi kavurmadan adama sıra gelmemiş ki. Kavurma o kadar çabuk bitiyor ki. Onun buluşma bir tatlı olmuyor yani. Amerika alınca dedik ki tamam biz burada kalalım. Hatta biliyor musun ne yapalım? Bir restoran açayım.
Orada şey, çünkü İtalya'ya gitmek istedi. Dedi İtalya'ya gitmedim. Zaten İtalya'ya gitmek için hep zaman var yani. Orada bizim şey, ailem orada, restoran orada, ev orada. O arada çocuk oldu galiba değil mi bir de? Tabii ki de, tabii ki de. Bundan sonra şey, Amerika'ya kalınca tabii ki de. Restoran açıldı, çocuk oldu vesaire. Sonra benim restoranı şey, Mecidiyeköy'de. Orada Derya Baykal gibi vesaire geldi. Hatta burada birkaç tane böyle bir şey oldu. Televizyon da beni çıkarttılar. Hiç Türkçe konuşmuyordu şey, vesaire. Şimdi soracağım, komik gelecek ama İtalyan restoranı değil mi bu? Sizin çünkü sağlı solunuz belli olmaz. Evet tabii yani, ama... Belli evet, olur ya, mantıcı açmışsın da sen. İtalyan ama bizim yemek çorbası vardır abi. Mecidiyeköy'e böyle koyacağım. Öyle öyle. Çok komik, çok güzel oldu o dönemli. Çünkü hiç Türkçe konuşmuyordu. Gerçekten çok garip bir şekilde şey... Restoranda da saçıldı. Kaç senedir Türkiye'desiniz? Şu anda 8. Tam 8 abi. Siz şey okudunuz mu? Çok güldüm sizinle ilgili. Bu adam aslında çok iyi Türkçe konuşuyor da numara yapıyor dediler. Yazmışlar Twitter'da var diyor. Aa böyle diyorlar işte. Aslında dahil o şey var ya. İyi Türkçe konuşuyor. Orada şey yapıyor. Rol yapıyor yani. Keşke öyle olsan var ya. Keşke öyle olsan var ya. Oğlum keşke öyle olsan acayip, var ya. Keşke bulsa bizimkiler. Acayip düzeltiyoruz adamı yani. Evet evet. Tabii evet. Tabii uğraşıyor. Yani çok yardım ediyor. Kılçık diyor ya. Kılçık diyemiyor adam yani. Zor. Nasıl kılçık, niye diyemiyorsunuz kılçık? No şimdi söylüyorum. Bak kılçık şimdi söylüyorum. O da ılkıç oluyor yani. Aman abi. Ama abi Türkçe zor bir dil abi. Zor tabii. Ya maşallah var abi ya. Neredeyse bir kelimene 500 farklı anlamı vardır yani. Atapot ne diyor? Ne diyorsunuz atapot? Atapot. Atapot. Abi o şey... Trakyalı şivesi diyorlar ya. Bizi abi. Ya. Biz İtalyanlar da sadece şey ben çok değilim iyi. Yani. Bir yerde şef şey diyor ya, nazar değdi diyor. Evet. Siz ne diyorsunuz ki, biliyor musun sen nazarın ne oldu? Evet. Bu şimdi bizim Türkiye'de öğrenmiş tamam mı? Hani nazar değer, işte sağ ayakla gir, işte böyle şeyleri biliyor. Çünkü Anadolu'yu acayip gezdiği için. Nazar değer abi diyor, dedim ki oğlum nazar ne demek? Bir anlat, anlatamadı. Hala anlatamayabilir. Bir kere sana... programda ayağım şeyi kapamamışlar, elektrik şeyini kapamamışlar. Çukurunu, ayağım çukura gidip kırılıyor da ayağım. Baya baya programda oldu yani. Toparladım geldim diyor ki, boş ver cana geleceğine mala gelsin lan diyorum. Ha, ya ne kadar cana gelecek, ayağım kırılıyor. Ayak davul gibi şişti. Hep öğrenmiş ama tam değil. Boş ver cana geleceğine mala gelsin diyor. Bazen nereden çıkıyor ya abi? Adamın kaval kelime. Tabii yanlış. Bazen maalesef abi evden çıkıyor yani ama çözüyoruz. Ama yani Danilo ile ilgili zaten beni en çok kişisel olarak etkileyen, ya yani insan gerçekten bir yerden sonra utanıyor yani. Anadolu'da bir yere gidelim, atıyorum Afyon'a gidiyoruz. Diyor ki buradan bilmem kaç kilometre ötede, 50 kilometre ötede bilmem ne köyü var. Onların şurada bilmem nesi var. O restoranda bunu yemeniz lazım. Ya diyorum bırak uyduruyorsun, yok öyle bir şey. Bakıyoruz hakikaten öyle. Peki Somer, Adana Spor'un amigosunu da tanıyor. Götürüyor bak, otelde indik abi yani? Adana'da. Abi canım. Adana'da otelde indik. İrem abi orada biriyle oturuyor, biriyle konuşuyor. Böyle aa bu adam dedi Adana Spor'un amigosu. Oğlum dedim Adana Spor'un amigosu. Bilgin'le İrem böyle kaldılar. Nereden tanıyorsunuz? Abi çok gezdim. Herkes tanıyor ya. Türkiye çok gezdim abi. Çok gezdim. Vallahi billahi çok gezdim. Adana Spor'un amigosu bu dedi ya. Çünkü ben şey düşün abi, nasıl anlatayım sana? Şimdi yabancı olduğu için bana yani bunu bir bak, bunu bir gidelim, bunu yapalım mı, bunu yani anladın mı? Normalde sizde ne bileyim bir günde gezebileceği birkaç tane yeri varsa bana 100 tane gösteriyorlar. Öyle bir garip en şey var. En unutamadığınız yer neresi mesela? Türkiye'de böyle ya bu çok aklımda kaldı burası. Gastronomi açısından da olabilir. Sizin kendi şahsi beğenileriniz aslında. En sevdiğim abi. Tabii. Ha biliyorsun de şey Giresun damadı abi. Şimdi aa, öyle bir soru sorunca. Başka bir şey diyemez. Ya kusura bakma yani. Ama Giresun bulancak. Dışında bir yere tanımam yani. Öyle mi? Nesini çok sevdiniz peki oğlum? Yeşil şey, doğa mı? Oradan evli abi. Damat abi. Giresun damadı. Ya ben de Giresun'da doğa falan diyeceğim diye bekliyorum yani. Ne alakası? Çok doğa abi. Çok fındıklı bir yerdi. Şey, Tolga da hani ne gelecek diye bekliyor. Ben de diyecek ki yeşili çok, denizi şöyle, Giresun doğası falan diye. Şeyde de var abi. Şimdi Türkiye... Valla bak bir yere dersen ayıp olur. Çünkü o kadar farklı ya, o kadar güzel yani. Valla öyle abi ya, gerçekten bak Gaziantep ya bütün şey Adana'ya kadar. Orada bir şey zaten doğu tarafta, Ege tarafta abi. Karadeniz anlatmayalım abi. Orta Doğu zaten abi. Müteşem tarihi yazılan yani Edirne kadar ki eski başkenti gerçekten. Şef, şey Adana'nın amigosunu nereden tanıdın, bize onu anlat. Abi benim aga... Tamam Giresun Hanım tamam. Bir gün oturalım. Beni nerede gezdirdiler Adana'ya, sana var ya inanamayacaksın yani. Öyle mi? Valla yaşadım abi. Ben Adana yaşadım abi. Ve gittiğimiz her yerde birini tanıyor ya. Yani ticaret odası başkanından kulüp amigosuna kadar nereden tanıyorsun bunları? Biz dedik ki ya bize formalar gelmişti. Hani şey aramızda konuşuyoruz. Ben değil mi Somer? Şeyler gelmiş. Formalar gelmiş bize Adana Spor'dan. Adana Demir Spor. Adana yanlış Spor. Söyleyeyim mi? Adana Spor. Dedik ki abi adam amigo ya. O kadar ya. Ay, çok evet. İyi.
Öyle abi, ne yapacağız abi? Seviyorum ve ya bu karaktermiş abi, seviyorum. Ya sadece burada olduğum için oturuyorum falan değil abi. Bunu televizyondan önce zaten yani. Gezdirmek burada benim işim Türk abi. Onu daha iyi anlatmak için, daha iyi tanımak için. O biraz da şey burada tarafta şey yapalım, pamuk yapalım, pamuk yapalım. Bir gezdireyim abi. Neredeyse bakma abi, benim oğlum Türk abi. Yani onu büyüyünce ya sadece İtalya tarafta tabii ki de onu öğrenecek hani, ama aynı tarafta bu tarafta saygı göstermem gerekir abi. O için hani gittiğim yerde neredeyse öğrenmek, şey dinlemek vesaire bence bunu olması gereken yani. Şimdi finali konuşacağız. MasterChef'in programı açarken de söyledim. İnanılmaz bir izlenme oranına ulaşan, yani Türkiye'deki her iki kişiden birinin MasterChef seyrettiği o son bölümün final sahnesini seyredeceğiz. Ama final sahnesine gitmeden önce orada enteresan bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Onu isterseniz görüntüden önce bir Mehmet Şef'e sorayım ben. Serhat'ın MasterChef'e dahil olma hikayesi çok enteresan. Evet. Herkes geldi, elemeler artık kimin yarışacağı falan belli. O sırada adamın biri geldi diyorlar. Aynen öyle oluyor. Biz de içeride yemekteyiz. Artık MasterChef'in son 1-2 yarışmacısı var. İşte İrem Bey, Bilgin, şefler oturuyoruz. Behçet var bizim yönetmen. Oturuyoruz. Artık son şeyler işte artık. Yani kimler geliyor, kimler gidiyor. O esnada bir telefon geldi İrem Bey'e. Dediler ki ya kantinde bir çocuk var. Israrla burada durmak istiyor. Allah Allah, niye durmak istiyor falan. Ya işte bir görüşmek istiyor, yarışmaya katılmak istiyor. Uzaktan gelmiş falan. Biz de artık şeyi kapattık. Yani bitti, yarışmacı sınırımız bitti. Seçtik artık şeylere, çekimlere geçeceğiz. 84 alıyoruz, onunla gidiyoruz artık. Çekimlere geçeceğiz. O arada şöyle bir şey oldu. İrem Bey'e çocuğun biriyle bizim şimdi pandemiden dolayı biz yarışmacıları evde tuttuk. Bir tanesi demiş ki ben evde kalamam diye böyle bir kendine göre bir plan yapamamış evet, galiba. O arada Serhat, biz okey dedik ekip olarak. Gelsin bakalım dedik. Ama Serhat da bu arada alınır mıyım alınmaz mıyım elinde malzeme de yok. Aa. Bir saat var. Bu bir saat içerisinde gidiyor. Arkadaşıyla beraber marketten malzeme topluyor. Çünkü biz orada malzeme vermiyorduk. Dışarıdan getirdikleri malzemelerle yarışmaya katılıyorlardı. Malzemeleri topluyor ve bizim karşımıza geliyor. Ve MasterChef oluyor. Ve MasterChef'e giriyor. Ama bundan önce ısrarla uçak arıyor. Israrla yarışmaya gelmek için işte araçlar buluyor falan, geliyor ve kantinde oturuyor yarışmaya katılabilmek için. Eğer bizim bir önce seçtiğimiz çocuk sözleşmeyi imzalasa Serhat'ı programa alamıyoruz. Ama Serhat da İrem Bey'le görüşmek için, bizden bir haber alabilmek için ısrarla kantinde bekliyor. Şef o kadar kolay olmadı ama, değil mi? Yani basit bir şekilde ama o kadar basit bir şekilde olmadı. Abi bunu şey, kazanmasa da bile bence bunu Serhat kazandı. Gerçekten dedikleri hepsi tuttu. Yani inandı. Ya inanmak herkes inanabiliyor ama gerçekten içeride inandı ve arkanda aslında şey gösterdi. Sadece finalde de değil hani, bence bütün MasterChef Macar içinde bunu hak ettiği, gösterdiği, er yaptığı yemek er konusunda. Ama o kadar kolay olamadı abi. Çok ciddi yarışmacılar vardı bu sene yani. Yemek uçuyordu. Hmm. Bak abi orada biz de dışarıda duyduk laflarda, ya ben var ya evde daha güzel yapardım. Abi yaptığı yemeklerde verdiğimiz süreç içinde abi var ya yani efsane şeyler. Hepinize yani normal insanlar da yani normal şefler de yapamıyorlar. Ben sana çok net de söylüyorum abi. Ya el yani o artık bir derece geldiler ki el makarona sıfırdan, el mantı sıfırdan 15 dakika yapıyorlar abi. Sıfırdan. Yani mümkün değil abi. Ben yani, şeyin Serhat'ın yaptığı yemekle ilgili dün akşam İrem'le konuşuyorduk. Bu arada İrem deyip duruyoruz. İrem MasterChef'in yapımcısı, Acun Medya'nın çok önemli isimlerinden biri. Bizim de çok sevgili arkadaşımız. Ona da selam gönderiyoruz. İrem dedi ki abi dedi o yemeği yapılırken dedi yani bayağı bir dedi laboratuvarda yeni bir dedi molekül buluyormuş. Profesyonelliği ve konsantrasyonuyla torbaları şişiriyor, içini şey dolduruyor falan. Bayağı hak ederek oldu herhalde değil mi? Bir de o yemekte çok enteresan bir şey var. Daha önce o yemeği yaptı ve ilk üçe bile giremedi ondan. Evet. Serhat'ın bir de öyle bir yapısı var. Kendisini şef itiraf söyledi zaten. Çok riskli bir şey yapıyorsun yani, şu an. Aynı yemeği tekrar yani. Daha doğrusu o üzerine yaptığı karamel kapağını bir kez daha yapıp bu sefer onun üzerine çalışıp reddedildiği bir yemeği getirerek birinci oldu. Bence o açıdan da önemli. Ama bence en önemlisi hakikaten yazılan bu hikayenin içinde her sene başka bir hikaye yazılıyor. Ve bunu biz değil onlar yazıyorlar sonuçta. Ama bence Serhat'la Barbaros'un rekabeti. Aynen Serhat'ın şampiyon olduktan sonra söylediği gibi. Yani yarın oynansa belki Barbaros kazanır.
Öbür gün yine Serhat kazanır. Gider gelir. Yani ne heyecan çok iyi bir, ya. Çok önemli bir derbi gibi. Ama oradaki birbirlerine gösterdikleri saygı, rekabet kültürü hakikaten Türkiye'de daha çok o bu şekilde... O kadar doğru bir şey söyledik. Bu şey. Şekilde Serhat Barbaros olsun uzun, istiyoruz yani. Yemin ediyorum yani ilk kez uzun süre sonra böyle bir televizyonda bir şey seyrederken böyle gözlerimi dolduran bir sahicilik hissettim. Evet. Ve o beni çok mutlu etti. Çünkü Türkiye'de bunu çok özlemişiz ya. Sen ne diyorsun? Ya bir kazananın o zafer üstünde tepinmesi beni çok yoruyormuş. İlk kez tertemiz bir çocuk dedi ki ya ben bunu evet ben kazandım ama yarın olsa belki o kazanacak. Evet. O yüzden biz beraber kaldıralım bunu dedi. Ya ne güzel bir şey değil mi bu? Evet. Ondan öncesi de annesinin gösterdiği ya, büyük bir zarafet var. Ya. Şey. Ben Barbaros'u benim, tutuyorum dedi. Benim favorim dedi Barbaros. Ya çok güzel bu tabii. Bunlar harika şeyler. MasterChef galiba biraz değil yani tam bu yüzden tabii MasterChef ki. Bu sene çok yükseldi. Çok sahici ve çok Türkiye'den hikayeler bunlar. Evet evet ve şey şu da çok güzel. Mesela yarı finalde Serhat gidiyordu. Yani iki Emir'le beraber oynuyor. İkinci oyun bitmiş. Bayağı bir puan geride. 4 puan falan. Çık çıktı. Bıraktı yani. Kendine inanmayı bıraktı. Buradan toparlayamam dedi. Hmm. Ve Barbaros arkada onu alıp, görüntüleri de var zaten. Alıp saçmalama. Ben seni ben eleyeceğim. Seni benden başka kimse eleyemez. Ya sen şampiyon olacaksın ya ben şampiyon çok olacağım diye. Çok güzel ya. Tabii. Yani Serhat'ı motive ederek en iyisini vermesini sağladı. Ve en iyi iki kişi de finale çıktı evet, bu şekilde. Evet. Ve final... içinde biraz kısmetta da var ha. Çünkü tam o yemek Emir'e pişiremedi ha. Şey bırak. Şef biliyor musun kısmetin? Bu biliyorum abi. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Söyle söyle Allah aşkına. Kısmet ne demekten ne? Şey söyle, abi. Söyle söyle. Dışarıda görmeyen, dokunmayan bir şey ki o şey. Heh. Nasıl söyleyeyim? İlahi. Allah aşkına. Ne demek kısmet? İşte olursa, olursa, işte olursa. Olursa kısmet. Şef teknik olarak bir hata değil midir? Balık yapmak böyle dramatik bir şeydir. Şimdi balık zor bir şey değil midir? Etle yarışamaz gibi geliyor bana bir yiyici olarak. Ya çok tartışılır o. Yani balıkta tabii ki doğru çünkü Barbaros seçim. Yani bu son 10 yemekte 5 tane 6 tane falan ben balık saydım ya. Hep bir balık hep bir balık. Ya şöyle bir şey var. Şimdi Barbaros zaten oradaki yani son finalde bizim gözümüze batan şey bir lezzet düşüklüğüydü zaten. Hmm. Evet. Bir de görsel olarak. Bir de görsel olarak Serhat bayağı öndeydi. Dolayısıyla hafif bir lezzet düşüklüğüyle görsel olarak yani vurucu bir tabakla geldi zaten şey Serhat. Değildir. Çünkü her yemeğin kendine göre bir klaslığı vardır. Yani orada bonfileyle geldi, deniz mahsulleriyle geldi buna çok... Hata olarak bakamayız. Biz onu Alican'da yaşadık. Hmm. Ahtapot gibi. Mesela sert düşebilecek ürünler. Hmm. Evet bir derece sıkıntılıdır. Hmm. Ama onun yaptığı balık zaten kalkandı. Ve öyle çok da büyük ve sıkıntıları olmadı. Anlattığımız şeyler dışında. Yani parça et pişirmek daha büyük risk. Çünkü pişmeyebilir. Çünkü bence yani daha kesene risk. Kadar göremiyorsun ki çok pişmiş olabilir, az pişmiş olabilir. Hmm. Kesemezsin, kessen açılır gözü şey. Yani display'e gider, görüntüsü gider. Teknik tarafı o yüzden et pişirmek daha bile zor yani. Suvide et pişirmek falan bunlar büyük. Siz yorumlarken söylediniz ama lezzet açısından da Barbaros'un tabağında bir... Ben de bir tık düşük geldi bana. Çünkü Somer Şef özellikle söyledi onu. Katabak biraz karışmış sanki dedi şeyler. Yani hadi bunu da koyarım, bunu da koyarım, bunu da koyarım da onların birleşmesi çok önemli. Yani ne koyduğundan daha çok koyduğun her şeyin birleşmesi. Bir puan daha arttırması lazım o yemeği. Zaten abi bak Barbaros inanılmaz yetenek bir çocuk. Çok. Ha. Gerçekten yani inanılmaz yetenek ve verdiğimiz performans bütün yemeklerde efsane. Ama o canlı yanında zorlandı. Öyle mi? Zorlandı ya, abi. Hı. Terli içinde kaldı. Abi canlı yanında yemek yapmam mı kolay mı bir şey abi? Bir de şeyi de seviyor o biraz daha. Yani çok. Çok teknik kullanmayı için seviyor. Serhat da aynı. Yani şartları zorlayan iki yarışmacı. Hı. Bu adamlar zaten düz bir tabak getirmez. Bir de zaten oraya gelmişsin. Bizdeki de bir ben arada ara oluyor ya hani VTR'ler girdi ya. Dedim ki çocuklar şartlar ne olursa olsun siz bir master şefsiniz. Uçun ve çocuklar uçtu yani. Yaptıkları yemekler, ustalar, şefler de öyle. Yani biz bir tarafta işin ya biz en baştan beri söylüyoruz. Bizim amacımız doğru, düzgün. Hep yarışma içinde de söylediğimiz şey şu. Çocuklar biz üç şef olarak ve bu işi yapan yapımcılar, prodüksiyon. Bak ilk sene şöyle bir şey oldu. İlk sene Acun Bey programa geldi. Girdi içeriye. Birkaç arkadaşımız bize, bizim yarışmacılar büyüklerine şey olarak hitap etmişler. İsmiyle hitap etmişler. Hmm. Toplantı yaptı. Dedi ki bakın benim sizden istediğim tek şey saygı ve sevgi. Büyüklerinize abi veya abla diyeceksin.
Ben böyle şeyleri istemiyorum. Gerek mesela işte sabahtan beri konuşuyoruz. İrem olsun, Bilgin olsun. Bunlar şeylere böyle müsamaha hiç göstermezler saygısızlığa. Biz de öyleyizdir. Bizim en baştan beri istediğimiz şey şu. Biz bir MasterChef ekolü yaratmak için yola çıktık. Yani bu MasterChef ekolünde yarattığımız, yani yarattık demeyeyim de ortaya çıkardığımız çocuklar şu an çok iyi yerdeler. Biz bundan gurur duyuyoruz. Bu sene Barbaros ve Serhat arasında geçen diyaloglar da gösterdi ki biz doğru insanlarla doğru yere gelmişiz. Bütün Türkiye'de bu programı alkışlıyor yani. Şef ama biraz şans da önemlidir ya böyle şeylerde. Çok iyi bir şef olabilirsiniz ama o an o yemekte bir şeyi kaçırmışsınız. Talihsizlik konsantrasyon diyoruz. Bozulmuştur. Dediniz ya bir kılçık da o bir tane bir şey. Somen'e kılçık geldi işte. Diyordu işte. Bitti yani. Oradan düştü. Konu kapandı. Toparlayamıyordu yani. Şunu sormak istiyorum. Sizce en yetenekli şey yarışmacı mı kazandı? Yoksa arada ya böyle aklınıza gelen ya bu çocuk çok yetenekliydi ama şans işte ya da o yemek olmadı ya da orada küçük bir hata yap dediğiniz. MasterChef'e bir lafı var. Aslında bizde şey şef yolculuk bakmıyoruz abi. Sadece tabak. Hmm. Bir tabak ihtiyacı var orada MasterChef kazanmak için. Tabii ki de arkada birçok tek tabak ihtiyacı var ama o tabak. O içinde abi bugüne kadar ne yaptığı hiç şey önemli değildir. Veya sen kimse de önemli değildir abi. Biz sadece o tabak abi. Hmm. Bize diyorlar ki işte ama o kadar uzun dönemden sonra mutlaka karakterlerde vesairede bunun şey etkileniyorsunuz yani bu karar vermek için. Yok abi çünkü bir tabakı var abi. O tabakın tuzu, pişirme vesaire onu belli. Anladın bunu şey yani bizim için böyle bir şey çok gibi yani. Belli şeyler. Belli kriter üzerinde biz orada şey oy veriyoruz yani. En unutamadığınız tabak hangisi? Serhat'la Barbaros'unkini çıkaralım bir kenara finali. Şeyde de var aslında yanlış hatırlamıyorum Emir'de. Hmm. Emir'de birkaç tane tabakı vardır yani. Yani Emir'in kaburga tabağı. Bir kaburga vardı. Ben kaşık atıyordum orada. Hmm. Evet kaburga da vardı. Sonunda bir sosta bir sıkıntı yaşadım. Hmm. Kaburga efsaneydi. Evet evet. Barbaros bir tane bal kabağı tatlısı yaptı. O da çok o da efsane yaptı. Siz şef? Evet Emir'in bir tabağına ben zaten kaşık attım. Herhalde Serhat'la Barbaros haricinde onu söylemek doğru olur ama bu sene damga vuran yemeklerin tatlılar özellikle. Furkan'ın tatlıları da efsaneydi hakikaten mesela. Aklımıza ananas, kaldı. Yani Furkan evet, inanılmaz tatlılar çıkardı. Ve bence o açıdan tatlı kapısı kısmında ciddi damga vurdu. Onu söylerken mesela lezzet olarak da Esra'nın el lezzeti evet. Ve gösterdiği gelişme evet. O da benim hep aklımda efsane. Kaldı. Yani Türk yemeklerini bekliyoruz ama biz senin İtalyan ravioli yaptı. Benim hayatımda yediğim en iyi raviolilerden bir tanesi. Tabii ki de efsane. Çok ciddi gelişim gösterdi. Ama unutamadığın tabak dersen tabii ki yani finalde çıkan hele o ayakta alkışladığımız bir bölüm var. O yarı finalde, çeyrek finalde çıkan tabaklar. Her gelen vurdu, her gelen vurdu. Restoran açsalar yani. Yığılır. Ama ikisinin hani finaldeki yarışmacılar dışında benim diyorsan Emir'in kaburga tabağı efsaneydi. Restoran demişken çok güvenilir kaynaktan aldığım bir haberi vereyim ben de. MasterChef restoranı açıyormuş Acun Bey. Öyle mi? Vallahi onu bilmiyorum. Acun Bey anlatsın. Ben de çok güvenilir bir kaynaktan aldım. Biz de proje... Ben gazeteciyim şimdi ben söyleyebilirim. Ben yani değilse Acun Bey yalanlar der ki öyle bir şey yok der. Varsa da nerede açacağını anlatır. Bana herkese... zaten ihtiyacı var abi. Vallahi kısmet. Kısmet. İşte kısmet var. Kısmet mi o? Yeri geldi. Bu tür açıklamaları biz biliyorsunuz zaten. Kendisine bırakıyoruz. Evet. Abi Eray. Çok abi. Eray. Çok başarılı. Özgül. Atlamamak lazım. Özgül. Şey tam anlamadım İlk abi. Beş. Özgül'le altı. Şey gördük. Mesela özellikle sosyal medya üzerinde çok şey. Laf yiyen biri Faysari falan. Abi Özgül'le başarılı. Geçen sene de gördük. Güzide de. Yani nedense maalesef hala toplumun bir kesiminde başarılı kadınlara karşı bir şey var ya. Nasıl yapar o? Yapabilir mi? Yapamaz mı? Büyük haksızlık oldu bence hem Özgül'e hem... Bütün yani rekor yapan kişi yani. Bu sene Özgül'e. Bunu en çok kaptanlık alan, en çok kaptanlıkta başarılı alan. 9 kaptanlık oyunu oynamış, 8'ini kazanmış. Oynadığı her takım oyununda fark atmış. Evet yani. Özgül'ün orada ne işi var? Yarışmanın Türkiye'de... yeme içme sektöründe şeflikten işte gurmelik işte gastronominin her alanına dair ciddi bir popülerite arttırdığı kesin öyle değil mi? Tabii. Şöyle söyleyeyim. Karabük'ten bir abimiz aradı. Dedi ki arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yazmış. Sayenizde kiramı ödedim. Aa çok güzel bu. Tabii. Konya'da etli ekmek yaptığımız gün
Konya'dan arıyor. Bugün diyor yetiştiremedik. Yani hem esnafa katkımız oldu. Hem evlere katkımız oldu. Özellikle pandemi döneminde. Esnafa büyük hareket getirdik. Yani bunları biz duyuyoruz. Bize gelen yazılar var. Mesela çiğ köfte günü. Çiğ köfte bulamayanlar var. Bu bir. İkincisi benim aynı zamanda bir gastronomi okulum var. Biz talep yetiştiremiyoruz şu anda. Arkadaşlarımın okulları da yetiştiremiyor. İlgi arttı. Tabii şundan korkuyoruz biz. Bir zamanlar biliyorsunuz topçu, popçu popülaritesi vardı. Bunu istemiyoruz. Gerçekten bu işi yapacak ve bu işte hırsları, hevesleri, bu işi yapmak isteyen insanların yapması bizi gururlandırır. Bu bir, hepimizin bir hikayesi var. Saatler sürer. Dolayısıyla bu meşakkatli bir yol, uzun bir yol. Bu işe girsinler ama bu iş sanıldığı kadar böyle hep ben şeyi söylerim. Instagram'da ya da işte sosyal medyada bir sos çeken veya son dokunuş yapan şeflere bakmayın. İlk mutfağa girdiğinizde önünüze bir dört katı roka atarlar. Şu rokayı bir ayıtta derler. Veya daha büyük bir otel işletmesine çalışıyorsanız adam getirir 100 tane tavuk atar bunları bir yıka der. Yani hiç kimse direkt o gördüğünüz canlı tabakları yapmak üzere mutfağa girmiyor. Kaç yaşında şef olunur? Yani ne zaman başlanır? Bu işin ideali nedir? Vallahi tabii ne kadar erken olursa, yani Mehmet Şef'in geldiği ekoldeki gibi ne kadar yerden yetişirilirse o kadar iyidir. Ama ben mesela profesyonel olarak kendi mutfağımda şefliğe 35 yaşında falan başladım yani. Çok geç, önce yöneticilik yapıp daha sonra şefliğe geri sürekli olarak yemek yapmaya şeflik diyebileceğim zaman ben bayağı geç başladım yani. Baktığınız zaman işte Serhat 23 yaşında değil mi? 23 yaşında. Şimdi küçük. Hiç çok, öyle durmuyordu. Şimdi çok acayip bir noktaya geldi. 23 yaş master şeflik için çok erken değil mi? Abi. Çünkü değil. Sizin ikinizin anlattığı tanımla 23 yaşında biraz erken dur derler adama diyorsunuz. Abi bunu şey yani tam her şey için bir zaman vardır tabii ki de. Ama unutmayalım abi. Bak şef kelime anlamda biliyor musun ne demek abi? Şey demek öğretmen. Tamam. İyi bir şef öncelikle iyi bir öğretmen olması gerekir ki çünkü benim yemekleri ve benim yapmak istediği tariflerde benim bütün ekiple yapması gerekir. O ben onlarda vermem gerekir yani. Şimdi oradaki tek tabak yapmak abi çok kolay. Kolay pardon. Çok zor bir şef için kolay olabilirdi ama aynı tabakta 500 kere yaparsan aynı 500 kere aynı olur mu? O işte zorluk orada oluyor vesaire. Yani inanıyorum ki onlar da zaten fark ediyorlar. Daha çok genç yani inşallah bu başarılı kullanacaklar ki daha tecrübe kazanmak için en azından yani. Çünkü şey tecrübe gerek var abi her iş öyle yani zaten. En çok nerede hata yaptı yarışmacılar? Bizim hep söylüyoruz en baştan beri. Yani MasterChef bir sabır işi. Şimdi program da bir taraftan yanlış anlaşılıyor küçükçe söyleyeyim. Şöyle biz orada en yetenekli aşçılık yapmış adamları zaten ya da çocukları program almıyor. Dünyadaki formatları Somer daha iyi bilir. Zaten çaylaklarla başlar, çıraklarla başlar. Girdiği andan itibaren aldığı eğitimler sonucunda ortaya bir tane şef çıkar. Dolayısıyla aşamalı bir şeyden geçtikten sonra burada zaten zirveyi bulabiliyorsunuz. Bir, iyi masterclass dinlemediyseniz aynen okul gibi düşünün. Hoca ders anlatır sonra o derste anlattığı şeylerden içeriye doneler yerleştirir. Eğer yarışmaya girdiğiniz an aşamaları yani nerede hangi hareketleri yapacağınızı iyi belirlemeniz gerekir. İki, masterclasslarda şefleri can kulağıyla dinlemeniz gerekir. Sonra onların zaten size sizin ihtiyacınız olacaktır. Üç, stratejist olmanız gerekir. Bir taraftan da bu bir reality show, bir yarışma bu. Tabii. Bayağı önemli. Biz bir televizyon programı yapıyoruz. Yani biz tutup da eğer Türkiye'nin en iyi gastronomi programını yapacaksak biz böyle seçme falan yapmayız. Somer'in, Danilo'nun, benim, arkadaşlarımızın tanıdıklarını ararız. En iyileri koyarız programa. Tabii. Ama biz bunu görmek istemiyoruz. İzleyicimiz de bunu görmek istemiyor. Buradaki olay şu. Doğru zamanda doğru hamleleri yaparak gerek takım oyunlarında gerek bireysel oyunlarda doğru hamleleri yapıp doğru stratejiler yapan yarışmacılar burada yürürler. Bunları yapmayanlar erken gider. Ne diyorsunuz siz bu soruya? Yani size göre yarışmacıların en çok hata yaptığı alanlar hangileriydi? Yok abi ben... Yani size de soracağım. Şey. Bir açıkçası ben iyi ki çok hata yaptılar yani.
Çünkü bizim meslekte zaten öğrenmekten bir parçası budur. Hata yapmak yani açıkçası. Aslında şey, bence tam hata demek doğru değildir ama bazen bunlar da bu şey program dinamiki içinde biraz da kayboldular ve isteme biraz da azaldı. Hmm. Zaten bu isteme azalınca maalesef bundan sonra biz de yolda şey... Pandemi de biraz etkiledi mi motivasyonu? No abi. Bence değil yani. Onu sadece yanlış hatırlamıyorum. Özgür'le dışarıda bir çocuk vardı. Sadece Özgür var. Abi Esra da vardır ama etkilemedi hiç bir türlü. Neredeyse herkesi şey... koru altında dese orada bir problem olmadı yani. Siz de tabii çok steril yaşadınız yani yaşamaya devam ediyorsunuz gerçi ama. Tabii bu sene ilk kez yarışmacıların hepsi bir kadınların ve erkeklerin ayrı evleri vardı ve orada kaldılar ve hiç hani ailelerini görebildiler. Telefonla konuştular. Çok özleyenlere kısa bir görüşme ayarlandı ama hiçbir şekilde bir bulaşma olmasın diye sürekli testler yapıldı. Hepimiz de çok steril yaşadık ve çok dikkat ettik çünkü kaç yüzlerce kişinin sağlığı riske Allah'a şükür de hiçbir başımıza... Evet. Bir bela gelmeden teyit şu ana kadar geçti program içinde. Ama tabii daha bu şekilde yaşamaya da devam ediyoruz. Aynı soruyu size de soracağım. Sizin size göre yarışmacıların yemek yaparken en çok sizin de dikkatinizi çeken ya ne kadar çok sık yapılıyor dediğiniz bir hatası var mı? Çünkü bence bu şef olma yolunda çok önemli bir eleştiri. Bence de hem yarışmada aslında hayatta bence zaten Master Chef'in bu kadar başarılı olmasının sebebi bu. Çok sevdiğim bir laf vardır. Hayat önce sınav yapar sonra ders verir diye. Hmm. Yani girdiğiniz her sınav alacağınızı alacaksınız, eğer elenmediyseniz, potaya gitmediyseniz, devam ediyorsanız onu bırakacaksınız. Şu anda diyeceksin ki ben bugün de buradayım ve bugün de yaşıyorum. Ve sıfırdan başlıyor. Bence bizim yarışmanın en güzel tarafı. İstatistik tutulmuyor, puan tablosu yok. Veriyoruz da insanlar öğrensin diye veriyoruz. Yani son bir tabak yapıyorsun ve her yaptığın son tabak, son tabağın olma riskini taşıyor. Bu öncesini hemen unutmak lazım. Dersi alacaksın, özümseyeceksin, o hatayı bir daha yapmayacaksın. Beni en çok şaşırtan aynı hatayı devam etmeye yapanlar evet. oldu. Onu yapanlar gitti zaten. Evet. Yoksa hepsi hata yaptı. Barbaros iki kere son anda potaya düştü. İkisinde de iki başka oyuncu çok büyük hata yaptığı için kaldı. İyi yemek yaptığı için değil. Ne oldu? İkinci oldu. Belki birinci olacaktı. Serhat düştü, kalkamayacağım dedi. Bir şekilde Barbaros'un da yardımıyla kalktı ve devam etti. Yani bırakacaksın onu. Atacaksın modül gibi. Gittikçe yani aya doğru gidiyorsun artık. Her seferinde atacağım, bırakacağım. Öğreneceksin, atacaksın. Öğreneceksin, atacaksın. Onu yapamayanlar daha çabuk elendi zaten. Yapabilenler de Serhat'la Barbaros gibi finale gitti. Ve bizi dinlemiyorlar. Evet, evet. Söylüyoruz zaten. Ya hakikaten bak, şefleri dinlemek işin %50'sinden fazlası. Her şeyi biz zaten söylüyoruz, sonra birbirimize kızıyoruz. Onu niye söyledi? Söylemememiz lazım onu diye. Ama biz de şefiz ya, ağzımızdan kaçıyor. Yani biz bazen unutuyoruz programda olduğumuzu. Özellikle Mehmet Şef, iyi tabak çıksın. İnsanlar özellikle dış oyunlarda. Ben Mehmet'le en büyük tartışmamız var. Mehmet bir dur diyorum ya şef. Tamam yani yapsınlar yapamasınlar ama artık neredeyse müdahale edecek hale geliyoruz. Çünkü biz sonuçta oyuncu değiliz ki şefiz biz. Bizim bütün derdimiz iyi tabak çıkması. Evet. Bazen şey oldunuz mu böyle Mehmet şef şimdi dalıyor falan noktaya geldi. Ben evet, birkaç kere oldum ama Junior'da çok güzel. Yani Mehmet şefi aslında Master Chef Junior'da seyredeceğim. Daha tabii yumuşak artık tabii. Çünkü şöyle bir Mehmet şefin böyle hani erkeklerde yeni ergenliğe geçiş oluyor ya. Oğlum bir durun çocuklar yapmayın, biraz sakin olun. Hani ses bir çıkar bir iner falan. Bir başlıyor. Yes. Çocuklar canım aşkım yapmayın kızım, hadi. Kızım kızım. Bir iniyor şey, çıkıyor olacak, ya. Abi şöyle ben. Junior bu, çok iyi gidiyor ya. Junior ile alakalı İrem Bey ve Acun Bey dedim ki beni azar edin. Sonra işte bir şekilde Acun abi biliyorsun. Tabii bilmez mi? Dedi ki ya olur bak bir yani böyle olsun ben gerçekten şöyle benim iki tane zaafım var. Biri çocuklar, biri hayvanlar. Ben sana şöyle bir sen böyle bir adam olduğuma bakma. Ben tarçını kucağım tarçın var benim tabii. Kedi. Kucağımda veterinere götüren adamım yani. Duman diye bir köpeğim var. Somer biliyor. Özel en arabayla. En büyük derdimiz o. Bir ara Duman. Duman Bolu'dan geldi. Niye bu kadar üzgün? Aynen. Köpeğim Bolu'dan özel arabayla getirdim yani. Kendi arabamla. Yani dolayısıyla hassasım çocuklar konusunda ama Junior beni çok zorluyor. Başım ağrıyor. Bir gün bağırdım zaten başım ağrıyor yeter diye. Öğretmenlere Allah sabır versin diye bağırmışlığım var. Yani Junior'da beni izleyin yani. Ben çaresizim. Bütün yarışmacının intikamı orada alındı yani. Çocuklar hepsinin ağrıdı. Çocuk sen dedim falan diyor yani.
Ve çok yetenekli ha. Sen bakma abi. Biz, Junior efsane. Biz mi? Bir mantı yedik ki büyüklerden yemedi. Allah Allah. Evet ya. O kaç yaşında çocuk yaptı bunu? 9-10 yaşında çocuklar yaptı. Evet. Mantı mı yaptı 9-10 yaşında? Ne, mantı mı? Elleri küçük gibi. Sen bir bekle ya. Abi. Şu kadar. Sen bir bekle ne geliyor. Allah Allah. Bakın yerden çıkmış gibi. Tam senlik, eğlenirsin. Hem de şey, küçük eller var ya hemen katlıyor. Peki acaba ya, yemek yapma işi o zaman birazcık genetik bir şey de, bir yatkınlık da var herhalde. Mutlaka. Yani 10 yaşında daha henüz temel hayat bilgisini yeni öğrenmeye başlamış birinin mantı yapabiliyor olması bir genetik eğilimle açıklanır. Şimdi orada 3 tane çocuk var. İsimlerini vermeyeceğim. Tabii. İzleyicilerimiz teknik konuşuyorlar bizimle. Nasıl yani mesela? Adam teknik anlatıyor. Tabii. Şevim ben bunu koymadım çünkü asidite biraz da arka kalsın ki ben böyle tabii. Bir... Abi ona ben bunu suvide kullanmak istedi ama o suvide şey dedi. Belki bunu şey ette proteine etkilenebiliyor yani. O için yanında böyle bir yağ soslu koydu ki onu birleştirince daha böyle bir o derece ya. Abi, Junior bir... efsane. İzlemek yani bir söyleyeyim ve günden güne de yani bölümler yayınlandıkça görülecek uçuyor. Evet. Sizin için biraz önce Mehmet Şef dedi ki ya aslında dedi çok dışarıdan böyle tatlı şeker adam falan görür ama mutfakta serttir. Çok serttir dedi. Çok enteresan. Yani mesela MasterChef'teki ekip de yapan ekip de aynı şeyi söylüyor. Diyorlar ki Danilo Şef mutfakta pek o kadar da şey değil. Yani bir sırtında He-Man kılıcı var. Her an çekecek çalışıyor diyorlar. Ama şey biliyor musun ya abi? Çünkü yani ben aslında şey yani ne bileyim böyle bir şey çok şey takmayan birisi yani vesaire. O zaman oraya gidince insanlar da biraz daha fazla. Nasıl İtalyan diyebilir miyiz? Biz de şey diyoruz abi biz de bilmiyorum belki ayıp mı demem acaba. Tamam boş ver oğlum canlı yayındayız. Ha, tamam. Ya yani şey diyorum böyle bak, bir toparlayamayız, şey. Toparlayamayız gözünü seveyim. Şey, sen normalde bu, var ya bu gazeteci nasıl bir gazeteci biliyor musun? Of. Bizim bir lafı var ama. Uçurur seni yani. Boşver. Abi sen Tolga'nın karşısındasın. Sen geç abi oraya. Şey diyor biz parmak verince bütün kola aldık. Yok oğlum bir git. Onu de. De abi. De abi de. Ben anlamadım ama de. De hepimizi yak hocam. Bizde normalde parmak da verdiği sürecinde onlar da kol alıyorlar. O içinde ben orada girdiği zaman da. Elini verince kolunu alırsın. Tabii şey diyorlar. Ey Danilo Şef geldi. Vardır parti yapacağız. Sonra o zaman tekrar bir şey. Hadi gel çalışalım. Şimdi maalesef. Biraz daha baskı olmak zorundayım abi. Hmm. Yani Danilo'nun zaten yaptığı yemeklere bakarsan teknik seviyesi, mükemmellik seviyesi çok zorlayan çok teknik yemekler yaptık bu sene. Yani Danilo'nun evet. Yaptığı bazı yemekler var. İnanılmaz yemekler. O da ciddiyet olmadan olmaz. Çünkü hatayı hemen gösterir yani görsel olarak. Olmuyor abi geri dönüş yok mu abi? Sen düşünsene senin meslek kaybolun. Sen şimdi burada gelince yeni şekeri mi kullanıyorsun? Senin meslek biter abi durum. Tabii. Bizim de hani. Geri yemek mümkün mü? Değil tabii. Hesapları görüyorsun. Tabii. Yani 6 kişinin, 7 kişinin 10 bin lira, 12 bin lira hesaplar geliyor. Yani tabii. Her yerde, yani bizim şu anda tabii ki restoranımız yok ama baktığımızda çok da böyle gülüm. Şimdi bu hesapları veren insanlar ister. İşte mutfakta biz aslında geliyor. Yani bugün en küçük ortalamanız, kişi başı ortalamanız 250-300 lira yaptığınız işe göre. Aslında şeyi soracağım size. Yani siz Avustralya'da bu iş yapıyorsunuz. Siz... Avrupa ayağında çok fazla yerde var olduğunu, siz bütün dünyadan olup bittiğini biliyorsunuz. Türkiye'de bu restoranlardaki mutfak, yani içerik kalitesi, yemeğin kalitesi, hizmet kalitesi bunların karşılığı çok olmayan bir ücret politikası olduğu özellikle bazı markalarla ilgili söylenir. Söyleyeyim yani tanıyoruz da ediyoruz da yani. Mesela Nusret çok bu konuda eleştirilir. Der ki ya et veriyor bu kadar paraya olur mu diye ki ben de zaman zaman çok eleştirmişimdir. Bana da saçma geliyor. Evet. Ama ben parayı ödeyen insan olduğum için çok saçma geliyor. Yani o kadar da değil diyorum. Türkiye'de bu çok sık yapılıyor. Yani bir yer marka olduğunda çılgınlar gibi hesap vermeye başlıyorsunuz orada. O kalitede yemek de yiyor musunuz? Bir süre sonra bence tartışılır. Ne diyorsunuz genel olarak buna? Yani daha temiz sorayım. Nusret Kazıkçı mı? Değil ya. Yani Kazıkçı değil. Sonuçta et çok pahalı Türkiye'de. Bir kere Türkiye yani ona girince bayağı bir tarım politikasına falan girmek lazım. Yani Nusret'in verdiği et çok pahalı bir et. Girişi çok pahalı. Sonuçta biz de restoranlarda ekstra katkıları sonra koyarsan yani servisini koyarsan, kirasını koyarsan, stopajını şöyle koyarsan zaten dörtle çarpmak zorundasın. Ürünü aldığın fiyatı. Çarp Nusret'in etini zaten kasaptan da o fiyata alırsın yani. Ama kullandığı eti. O şimdi Nusret'i linç etmeyelim diye söylüyorum. Yani et edebiliriz sıkıntı yok ama başka yerlerde de et yapılıyor ama hiçbir yerde o kadar da değil. Ben bilmiyorum açıkçası o kadar çok çünkü geldiğimden beri zaten yerlerin çoğu yok. Yani Nusret'i özel olarak şey yapmıyorum. Hayır, böyle yani, bir takım başka yerler de var. Şu sadece Türkiye'de et restoranı da değil. Yani Türkiye'de... İtalyan pizza yiyorsunuz. Her yerde aynı fiyata yemiyorsunuz. Pahalı da yediğiniz var ama bazı mutlaka. Yerlerde saçma sapan pahalı. Evet, aynen. Evet. Ya Türkiye'de bir kere, söyleyeceğim. Türkiye'de restoranların
bence dünyayla, dünyaya baktığımız zaman farklı olan en önemli yanları Türkiye'de restoranlara müşteri için gidiliyor. Hmm. İşte ABC orada, bilmem kimin gittiği restoran, şu da oradaymış diye gidilen çok önemli. Restoran. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Bu restoranlar da bunu katma değer olarak kullanıyorlar. Yemek için gitmiyor yani. Yemek için gitmiyor. Bize yemek için gidilen, bakın şef restoranı ne kadar az var. Acun'u yani, görmeye gidiyor yani restoran. Acun Bey'in gittiği restoran direkt popüler olur yani. Direkt popüler olur. Nereye giderse gitsin. Bunu o da gidiyor. Aklımızda yani. Olsun bu. Bütün pazarlama da zaten bunun üzerine yapılıyor. O tarz restoranlarda. O yüzden zaten geriye gelirse gastronomide halledilmesi gereken temel sorunlardan biri o. Daha açık olmalıyız deneysel mutfaklara. Ve çok iyi fiyatlara, çok iyi yemek de yiyebileceğimiz yerler var. Şef restoranları var. Ama o tarz pazarlanmadığı için bence biraz geri kalıyoruz. Ve onlar da geri kalıyor. Ve motivasyonlarını kaybediyorlar. Hmm. Bu da zaten gastronomiye yansıyor. Yani Türkiye'de insanların restorana gitme sebebi doğru bir sebep değil. Restoran onun için gidilmemeli. Yemeğe gitmiyorlar. Lezzete gitmiyorlar yani. Evet, orada lezzet... görünmeye gidiyorlar. Aynen, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Şimdi tabii iki şekli var bu işin. Biz her zaman söylüyoruz. Zaten dediği şey şefin bir o. İkincisi de ambiyans satarız evet. Biz. Hı, tabii. Ambiyans satarız. O aslında biraz daha makul. Aynen. Şimdi ambiyans satma olayına ben karşı çıkmam. Boğaza bakıp tabii, balık yani adamın gibi. Kirası ona göre. Stopajı ona göre. Çalıştırdığı işçi ona göre. O vergisi ona göre. Dolayısıyla bir ambiyans satan mekanlar var. Bir de yemek satan mekanlar var. İkisini birden satan mekanlar var. Bu sonuçta bir arz talep meselesi. Ama sana katıldığım yerler var abi. Bazen benim önüme de değeri etmeyecek hesaplar geliyor. Yani adamın ne ambiyansı ona uygun, ne yemek kalitesi ona uygun ama piyasaya uygun. Abi Bodrum'da lahmacun plajda 55 lira olur mu? Bodrum bambaşka bir çapı. Yani hani bunu nasıl açıklıyorsunuz yani? O bambaşka işte benim dediğim abi, şey bu. Tamamen... Mesela ben buradan sesleniyorum. Özellikle Çeşme'de ben çok rahatsızım bu işten. Kazıkçılıktan. Kazıkçılık demeyeyim. Herkesin mekan kirasını falan bilmiyorum ama bazı yerlerde benim önüme... Ben mesela bir yere gittim Çeşme'de. Arkadaşımız, uzaktan tanıdığım bir arkadaşım. Mostrasındaki balığı, hani şey bir balık olduğu için, değişik balık olduğu için kimse almamış. Adamın da şansına bak. Ben aldım. Oh. Çeşme'de yer açıyorsun, Mehmet Şef geliyor. Ve tam o ara geliyor bir de ya. Bu olur mu bu kadar? Adamın şansı, ne yapsın adamı düşünecek? Bir şey söyleyeyim, mesela bir yerde dürüm parası verdim, döner dürüm parası verdim. Ben onunla istakoz satıyordum İstanbul'da. Ya bunun da karşısında durmalıyız. Hmm. Tüketiciyi korumalıyız. Şimdi bir şef restoranında farklı ürünleri tatmak ve şey bu bir deneyimdir. Deneyime ben para öderim. Ama bana hamsiye bana yazacağım fiyat belli kusura bakma. Tolgacığım yani bunları dengelemek lazım. Öbür türlü biz restorancı olarak tüketiciyi de korumalıyız. Ya ben 7 tane döner dürüme 1000 lira hesap verdim bu ülkede ya. Buna da ben isyan ediyorum yani. Ne diyorsunuz? Yani Türkiye'de ya bu abi, kazıklanma hikayeleriyle ilgili. Sen çok kazıklanmışsın. Çok kazıklandın mı sen? Yok abi. Ben İlk geldiğinde. No abi bu kazıklama yok. Ben şey vallahi hatırlıyorum. İlk yaptığım pizza 18 lira satıyordu abi. Ya, vallahi o derece hatırlıyordum abi. Kazıklama abi bilmiyorum ne kadar doğrudur yani. Çünkü şeyde de var. Şimdi bir başlangıç da. 50 liraya lahmacun kazık değil midir şef? Abi ama abi ben biliyorum orada. Ama orada bir tane oda kaç para? Senin dediği yerde bir oda kaç para tutuyor? Çünkü senin dediği yerde otel. Orada tabii. Ne kadar abi? Ben sana sorayım istersen. Dolar. Yok abi daha fazla abi. $1000 bile. Sezonda daha da fazla. Orada tabii. Neredeyse bir günde kalmak için orada $4500'dan yani ki bir gün neredeyse yani. O kadar veren lahmacun da yesin 50 liraya mı diyorsunuz? Abi şey de var yani hizmet de farklı oluyor. Olduğum yerde fark ediyor. Mesela İstanbul'da abi şey dünya göre yani kiralara mesela acayip pahalı. Ya şimdi ben sana bir pizza satıyorum evet ama mesela şey abi ayda 45 bin TL dolar kira verince ki bir günde kaç ne kadar yapıyor 320 bin TL kira ödeyince o bir tarafta ya şef, çıkarması gerekiyor. Tam size sorabileceğim soru bu biliyor musunuz? Napoli'ye gittik biz Beşiktaş maçı seyretmeye. Napoli'de biliyorsunuz meşhur bir pizzacı var. Tabii ki de Mikel abi. 10 euro pizza. Evet abi. Çok pahalı. Dünyanın en iyi pizzası ama 10 euro. Çok pahalı. Yani dünyanın en iyi olmayan lahmacununun 50 lira 100 lira olması benim itirazım sadece o. Ya abi ben sana sorayım aslında bana sorarsan ben
Türkiye'de en lezzetli yemek tabii ki de kimseye haksızlık olmasaydı yani. Şahsı fikirde ben normalde çok lüks restoranda da yemedi yani. Daha esnafta tarafta yedi açıkçası söylemesi gerekirse. Yani daha otentik, daha şey. En güzel yemek de orada yenir zaten. Orada yenir. Öyle mi? Benim oraya, o restoranlarda gitmek sebebi çünkü abi sosyalleştirmek. Farklı. Ona şefi da, söylediği gibi yani kimse yemek yemeye gitmiyor. Kendini göstermeye gidiyor. Pazar segmentasyonu bu ya. Yani dediği gibi 50 liraya satıyor. Çünkü en adam zaten yiyecek yani. Ya da en iyi yemek yani. Esnaf lokantasında mı yiyecek? En iyi yemek bence Türkiye'de esnaf lokantasında. Esnafın şeyi yok, muadili yok. Bir kere şimdi esnaf çünkü iyi fiyata, iyi ürünü, taze ürünü satmak zorunda. Çünkü onu sen, ben popüler olduğu için 40 yılda bir giden turisti doyurmuyor. Onu doyuran işte orada kaportacı Ahmet Usta, tekstilci bilmem ne bey. Onlar her gün geliyorlar. Yemeklerini yiyorlar, geri gidiyorlar. Peki sizin... Onların hepsinin carisi var. Favoriniz, Türkiye'nin en iyi size göre esnaf lokantası hangisi? İsim verebiliyor muyuz? Verin. Bence Türkiye'nin zaten en iyi lokantası Çiğa. Yani Kadıköy'de size durduğu, yaptığı işlerde. Size göre, söyleyeyim mi? Ayıp olmasa ya. Birçok çok güzellerde var yani. Şimdi ayıp olmasa benim kalbine kalan birisi aslında buradan çok uzak değil ya. Hatta'ya gidin yani. Vallahi bayılacaksınız. Kemerburgaz şey var ya, kardeşler. Orası da acayip biliyorum, ya esnaf. Bak. Çok kafa yersin. Ya bir kere gidemedik sen ya. Sen nasıl İtalyansın bize bir anlatsana bunu ya. Ben böyle bir şey görmedim. Adam bize neyi söyledi ya. Kavurmasıyla yapıyor ki ya. Ve bir kere gidemedik ya. Dibimizde stüdyo. Yani. Kavurma yemekten gidemedik. Sana geldim. Hüseyin. Ben bu soruyu es geçmek zorundayım. Öyle mi? Çünkü benim evet favorim çok. Çünkü şöyle bir şey var. Esnaf lokantalarının tabii ki favorileri olması normal. Hepsi çok değerli. Çünkü tabii. Ben esnaftan geliyorum. Dolayısıyla esnaf lokantasında Somer Şef'in söylediği şey çok değerli. Müşteri devamlıdır. Ne kazıklayabilirsin, tabii. Ne kötü yemek yapabilirsin. Ve orada taze var abi. Ve orada tazedir. Hep taze abi. Tabii. Yemek yapıyor, bitiyor. Döner 11'de takılır. Benim çıraklığımda döner 11'de takılır, 3'te biterdi. Şimdi 24 saat döner var. Bu dönerde de çok şey var. Size sorayım, siz dönercisiniz çünkü diye. Dönerin mesela bir sürü türünden bahseder. Küçük küçük Karadeniz döneri, işte daha şey yapraklı, etten döner, şeyden döner. Nedir bu işin hası, babası hangisidir? Ya tabii etten yapılan dönerin yerini kıymadan yapılan döner hiçbir zaman tutmaz. Hmm. Yani kıyma bence orada bir yapıştırıcı. Yani etleri bir araya yapıştırıcı olarak kullanılması lazım. En iyisi et döneridir. Ben Karadeniz dönerini çok severim. O küçük küçük tür Karadeniz döneri, o evet, değil mi? Evet, evet. Çünkü o da yaprak bildiğiniz yani üst üste koyarlar ve o şekilde kesilir. O yüzden de öyle yaprak yaprak büyük büyük düşmez. Valla yeme içme esnaf lokantaları falan konuşulunca biz reklamı falan unuttuk. Yani, tabii çok merak, çok düşkünüm. O kadar çok soru var ki size. Kahvaltıyı soruyorlar. Danilo Şef'e diyorlar ki dünyanın başka yerlerinde de bizdeki gibi bir kahvaltı kültürü var mı? Böyle menemenler, kaymaklar, ballar. Yok abi bir tane ya gerçekten bir tane o sofralarda o şeylerde ya tek abi o kesinlikle yani. Ki neredeyse abi bütün gün götürüyor ha sen onu ciddi tür kahvaltı edersen bütün gün götürüyor. Dünya literatürüne geçebilecek ve geçmek üzere olan şeylerden biri aslında Türk kahvaltısı ki bizde çok yenidir biliyorsun. Yani 50-60 yıllık bir mazisi vardır öyle çok bizim köke. Bizde sabahları sabah çorba içilir kuşluk vakti. Tabii yani ki. Kahvaltı Van kahvaltısıyla falan başlayan. Yeni bir şeydi. Benim Avustralya'daki restoranımda Türk kahvaltısı verdik. Yılın en iyi kahvaltısı restoranı seçildi. Öf. Yani buralardan yürünebilir işte. Sizin kahvaltıda ne yoktur ki? Mesela abi neler var yani? 60 çeşit şey var. Mesela biliyorsun değil mi? Kahve. Yani o kahvaltından gelen bir şey yani. Evet. Bence bilmiyordur. Ay. Anlatsana. Ya tamam. Kahve altı değil mi? Siz gerçekten bir Mardinli olarak bize bunu anlatabilirsiniz. Ya abi bu nasıl iş ya? Siz İtalya'nın neresinden şef? Firenze. Tamam yani Zeytin ben burnu. De Türkiye Kars. Yakın aslında baktınız. Bana Kars'ı girin sonra sana bir şey anlatacağım ama. Kars'a da gittiniz mi? Gittim abi gitti tabii ki de abi. Gitti abi gitmedi köy yok diyoruz ya köy. Ama abi Kars'ı çok meşhur ya gastronomi amacında gerçekten tabii, çok tabii. Meşhur yani özellikle o peynir merkezi neredeyse tabii. Oldu yani. Ama yeri değil mi? Kahvaltıyı da mahvettik. Öyle mi? 2-3 çeşit kahvaltı veriyor adam. Evet o saçma sapan bir şeye gitti ne demek yani. 2-3 çeşit kahvaltı anlamadım bunu. Bazı dükkanlarda ben görüyorum bir masa koyulmuş 1,5 metre. Ciddi kahvaltıyla ilgili şu anda israf var. Evet ya. Evet o var. Ciddi görüyor musunuz fotoğrafları? Yani 7 çeşit, 8 çeşit, 9 çeşit bizim kültürümüzde israf da biliyorsunuz çok değerli bir şey. Masayı koymuş bir de gururla başına geçmiş diyor ki ben 100 çeşit kahvaltı veriyorum. 100 çeşit kahvaltıyı söyleyeyim mi? Salatalık maydanozlu, salatalık sade, domates yan kesilmiş, dik kesilmiş, domatesin 4 çeşidi. Bu kadar ürün bulmanız mümkün değil. Böyle bir yemeği yemem mümkün değil.
harika bir dünya çapında kahvaltımız var. Fakat maalesef onu da berbat etmek üzereyiz, haberiniz olsun. Kahvaltıda olmak zorunda olan şeyler neler şef? Bizim kendi kahvaltımız. Bizim bakın ben size söyleyeyim. Bizim öz dediği gibi şefin bizde aslında çorba vardır. Çorbadır yani. Ben de hiç eskiden... içemem kahvaltıda çorba ya. Ooo Beran çorbasız çorba. Kahvaltı olur mu abi? Beyran'ın nasıl bir şey olduğunu şimdi size anlatayım mı? Bu İtalyanlar geldi ya, bozdu bizim ya. Kültürü ya vallahi. Siz İtalyanlar. Buongiorno. Ben yedim abi. Ya bu biz İtalyanlar gerçekten olacak iş değil. Kruvasan dedi değil mi? Ha bu kruvasanı ilk kim yapmış? Biz. Öyle mi? Pizzayı. Yine girdik ya. Pizza da bizim. İlk dondurmayı mesela. Bizim tabii ki. Nasıl bizim? Tabii ki bizim. Anlatayım. Dani Şef söylemesiniz bir şey varsa bu arada tabii size cevap hakkı doğdu buyurun. Şeyde de var abi. Şimdi bir bunu bakmayalım abi. Türkiye jeografi olarak abi neredeyse merkeze ve özellikle Mezopotamya çok yakın olduğu için zaten birçok tabii ki de yemek ve konusunda bölgeler olarak tabii ki de bu taraftan geldi yani. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dondurma bizim. Ben daha bak şey dur, dur şef bekle. Diyorum sana, ki. Kruvasan bizim. Ay şey de abi. Kızılderililer Türkmüş. Şey de var abi. Mutfakta abi şey düşün ki abi eskilerde abi insanlar da geziyorlar. Gezmek için yemek yapıyorlar. Ticaret üzerinde zaten yemekleri de geliştirdi vesaire. Burada mı doğdu orada doğdu bir nokta kadar önemlidir abi. Bundan sonra neredeyse dünya ait oldu. Sonra o işi kim daha iyi yapıyor? Hah bak bak şimdi bak. Oh, geleceğiz söylüyor. Abi. Kim daha iyi yapıyor? Konu burada. Mesela kruvasan bir hikaye var çok güzel. Şimdi anlatacak zaten ki yalan söylemiyor gerçekten yani. Hmm. Bu Osman şey saray ilgili yani vesaire. Ama konu evet nereden doğdu bir nokta kadar. Şu anda kruvasan yemek isterse nereye giderse. E tabii ki de Fatih gitmezsin abi. Tabii. Mutlaka Paris'e gideceksin abi. Ya. Ama ya kim çıkardı? Biz mi çıkardık? Biz çıkardık. Ama nasıl biz çıkardık? Çok basit. Olay şu. Bunu zaten çıkarmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi Göbekli Tepe. Hmm. Değil mi? İnsanlık orada. Buğday bizdeydi. Evet. Bu bir. İkincisi benim kaç yıldır çıraklığımız zaten bu ay çöreğinden gelir bu hikaye. Bizde zaten ta kuyruk yağıyla yapılan kat kat yağlı hamurlar vardı. Hmm. Dolayısıyla özellikle Makedonya'da zaten ordu için yapılan bir sabah kahvaltısı ekmeğidir bu. Bunu kaynaklarına girersek bu programı... Dondurma da böyledir. E dondurma bizim. Bunu Ömür Akkor... Pizza da mı bizim? Bizim... Ya biz anne niye gülüyorsun şefim? Aynen seviyoruz seni. Somer'cim sen yine önüne bakıyorsun. Tabii ki. Türk mutfağı dünyanın en iyi bir mutfağı. Türk mutfağından daha iyi bir mutfak dünyada yoktur. Ama şef şimdi bir şey söyleyeceğim size. Tamam peki de. Orada da... Ben aldım dersin bakın, abi. Şerbet. Bakın şerbet... Tek mutfaktır hatta. Bravo. Söyle. Takdir ediyor bana şef. Şerbet, sorbe ve dondurma. Şerbetin aslında ki devamı dondurulmuş hali ki oradan bici biciye de atıp yapabiliriz. Hmm. Sorbe ve dondurma. Bu bici bici Adana. Hatay, Adana. Ya şimdi peki tamam da şef fındık da bizde çıkıyor. Dünyanın en fındık üreticisi, en büyük ülkesiyiz biz. Ama ismini vermeyeyim. Dünyanın en önemli fındık ezmesini Danilo Beylerin ülkesi yapıyor. Sadece efendim, fındık o... değil abi zeytin de öyle. Ha, zeytin de aynısı. İtalya'dan %96. Aynı. Bravo, aynısı. Bizim şey zeytin. Yani bizim yani. Fındıkları paketleyip üstüne bir marka koyup hani şimdi o da bir başarı. Ama kötü bir şey diye söylemiyorum ama bizim ben eksimi, pazarlama siz, deyince insanlar diye. Sizin söylediğinize geliyoruz işte. Ya, tamam, yani sen pazarlayamazsan biri pazarlar ya. %100 katılıyorum. %100 katılıyorum Somer Şef'e. Ama körler yani, sağırlar birbirine ağırlar. Buradaki olay şu. Biz ham madde olarak hani ürün olarak dediği doğru. Ama bizim bir yüzyıllara dayanan bir geçmişimiz var. Tandır ekmeklerimiz var. Vardı işte olay, bunları olay, anlatamıyoruz ya maalesef. Olay, ben, olay işte Somer de bir zaten gastronomik, gastronomik işaret, coğrafi işaretler konferansına falan katıldım ben. Bütün olay ne biliyor musun? Şehirler hangi yemek bizim? Analı Kızlı, Malatya mı Gaziantep? Şimdi burada yapalım gene trend topik olur Analı Kızlı. Gaziantep'in midir Malatya'nın mıdır? Hiç kimse şunu düşünmüyor ya global bir bakalım ya. Yani dünyada kaç tane Türk ürünü deyince evet. Yani dünyanın en büyük açık ara, sadece fındık değil, açık ara kuru incir üreticisi Türk. Dünyada kim biliyor kuru incir deyince Türkiye geliyor. Ya baklava gitti elden ya. Türk kahvesi gitti yani. Ya. Daha ne olacak ama ki? Ama gider. Gider sen sahiplenmezsen başkası sahiplenir. Bu kadar ama basit. Bakılması ilgili, gereken mantık da bu ya. Zaten işte çok çalışma yapılıyor.
Yani işte Somer Şef de dünyanın her yerinde workshop veriyor. Arkadaşlarımız da veriyor. Yani şu an iyi yoldayız, ben söyleyeyim. Ama şu var, bu benim iyi yolda olmamız demek. Somer Şef'in dediğini çürütmek anlamına gelmez. Çünkü promosyonumuz, reklamımız, ürün anlatmamız hala çok zayıf. Bizim kendimizi anlatmamız gerekiyor. Danilo Şef, dünyanın en iyi pizzası hangisidir? Ya abi şey pizzasında gerçekten yani İtalya'dan doğan şey Napoli pizzacı olarak yani işlem olarak zaten UNESCO bile girdi yani. Evet. Ama artık diyebiliriz yani dünyanın bir ürün olduğu diyebiliyoruz yani. Sizin sevdiğiniz pizza nasıl bir pizza? Ben şey abi margherita. Ben sadece çok severim. Ben pizza şey. Pizza öyle. Kalın hamurlu mu olur, ince hamurlu mu olur? Abi bak bu konuyla söyleyeyim mi? Söyle. Abi şimdi. Çünkü şey biz de şey yapıyoruz ya lahmacun, pide, pizza falan aslında çok farklı konularda abi. Şimdi pizza deyince pizza hamurlarda mayalandırmış hamurlarda. Hmm. Mesela herkesi bana Napoli pizzadan bahsediyor ki görüntü olarak da biraz da şişko gibi görünüyor. Aslında o şişko değil abi. İçinde bomboş. Tabii. Yani inanılmaz boş ve inanılmaz şey ince. Hatta normalde zaten bir tane normalde standart Napoli pizza hamuru geleneksel de diğer pizzalardan daha az gramaj olarak. Düşün yani. Ama dışarıda böyle biraz şey bömbeliği gördüğü için herkes zannediyor ki çok ağır, ben kalını sevmiyoruz. Aslında kalın pizza Amerika'dan gelen bir kültür yani bizden değil yani. Bizden İtalyan pizza hepsi zaten ince yani. Bazen daha ince, bazen biraz daha az incesi ama hepsi ince zaten. Ama kesinlikle bir pizzanın hikayesi yaşamak istersen Napoli abi. Çünkü pizza abi şeyde de var, un oradaki çok farklı ve özel yani. Peynir abi, orada zaten ait bir şey. Domates, o cinsi domates de sadece orada yetişen bir şey. Ya birçok ürün var ki aslında çok şey, lokal şeyler yani. O için orada yediği şey mutlaka daha başka bir yerde yaşamazsın yani. Pizza mı, lahmacun mu sizce? Ya ben pizza diyorum yani. Lahmacun bayılıyorum yani ama pizza daha çok şey abi, daha bir dinamizmi var ki daha farklı şekilde yiyebiliyorsun. Pizza hamuruyla lahmacun yapmayı da öneriyorsunuz galiba. Yani o... Şu da var abi ama yine orada şikayet yedik çünkü kalın gibi görünüyor diyorlar. Aslında içinde bomboş yani. Kalın değildir yani ama insanlar da bunu yavaş yavaş bak ben 8 sene burada abi. 8 ilk geldi mesela restoran açıldığı zaman da kuşkonmaz yok ki. Marketten kuşkonmaz yok. Ben kuşkonmaz arıyordum, kuşkonmaz yok abi. Şu andaki neredeyse avokado bir kuşkonmazsız yemek çıkmıyor neredeyse. Türkiye inanılmaz şey hızlı koşuyor abi. Gıda sektörde ve gastronomi konusunda koşuyor gerçekten. Gelişiyor abi, çok gelişiyor. En iyi pizza ananaslı jambonlu pizza değil mi? Evet. Ananas çok güzel olmuyor mu? Ananaslı pizza çok iyi bir şey değil mi Dalil? Ha Dani. Evet, siz yiyin. Ananas. Ananaslı pizza mı olur ya? Yani? Ama bak sana bir şey söyleyeyim. Ben Mehmet'le kavga ettim. Bak Mehmet şefle kavga etti. Çünkü bana diyor ki, ben sana söyleyeyim mi? Özellikle ananas pizzacı biz MasterChef'te de yaşadı. Emir de yaptı yani orada. Ananaslı makarna yaptı, delirdi. Biz dedi ki bak Mehmet bunu... Ravioli yapmadı. Aslında çocuk mantı yaptı yani. Şimdi mantı deyince neredeyse bence orada Türkiye var kalkar yani gerçekten. Onu Twitter yıkır yani. Öyle bir mantı olur mu derler ya. Ravioli dediği için daha kabul edebilir şeyler vesaire falan filan. Onlarda da var. Abi ben açık bu konuyla yani. Herkes istediği gibi yesin yani. Hiçbir problem yok bu konuyla. Menemen sever misiniz siz? Abi menemen. Soğanlı mı olur, soğansız mı? Soğanlı abi ya, soğanlı. Şef? Soğanlı canım. Ben bir kere şey derim ama ben de soğanlı severim. Sabahları soğansız belki ağır gelir diye ama tabii ki soğanlı iyi kavrulduktan sonra. Pizza lahmacun? Lahmacun tabii lahmacun. Ben lahmacun hastasıyım. Ben İtalyan mutfağı hastasıyım. Pizzayı çok seviyorum gerçekten. İyi pizza da çok iyi. İyi pizza. İyi pizzaya biterim yani. Sizin favori pizzanız nasıl? Benim favori pizzam ben böyle fümet falan seviyorum. Of. Fümet. Ananas jambon. Ya gerçekten mi ya? Yok ya. Ya nasıl ben şimdi yani ben bunu ciddiye alıyorum. Ananas da abi ne yapıyorsunuz siz diyorum yani. Ama aslında değişik bir yerde. Yani. Siz? Ya ben lahmacuncuyum çok. Ben de margaritaya bayılıyorum. Ya, lahmacun zaten favorimiz. Ve hiç tartışmıyorum. Pizzada. Menemen soğanlı olur abi. Ben, yani, evet tabii. Abi menemen. Ya sizle tartışırım mecburen de tabii yani haddimiz değil menemen. Ama yani ben soğansız menemenin nasıl bir şey olduğunu bile şey yapamıyorum. Ya yani. Sen ama yani o gün mutlaka mutsuz olacak yani. Ya mesela şöyle bir şey var. İşte menemen soğanlı mı soğansız mı tartışması çıktığı zaman aslında biraz da insanların zevkiyle alakalı. Mesela ben şefim. Şefler balığa limon sıkmaz diyorlar. Ben bayılıyorum. Ya öyle mi? Sıkılmaz mı limon? Ya abi bunlar da bir daha Twitter üzerinde şey yaptı. Mesela ben bayılırım ya. Abi ya. Hamsiye limon sıkarım ben. Hamsiye sıkılır şef. Buğulamada da sıkarım. Hmm. Yani bir şef olarak ben seviyorum. Limon koymam ama son anda ilave için gönderiyorum. Şeyi size sormadım. Kahvaltıda Türk
kahvaltısında. Olmazsa olmazlar neler mesela? Şef çorbayla başladı. Yok hayır, ben onu bitireyim o zaman diyeceğim. Buyurun lütfen. Tamam. Şöyle, şimdi bizim geleneksel kahvaltımızda hemen sıralıyorum. Bir, kesinlikle bir tatlı ürün olur. Bu bolama olur, bal olur, reçel olur. Avrupa'da zaten marmalattır. İki çeşit peynirimiz olur bizim. Bir sot peynir dediğimiz çökelek tarzı peynir, bir tuzlu peynir. Ben size Anadolu'yu, geleneklerimizi anlatıyorum. Kesin bir sıcak olur. Bu börek olur, menemen tarzı bir şey olur. Gözleme. Gözleme tarzı bir şey olur, bir hamur işi olur diyelim. Eğer ailenin durumu iyiyse, kıştan kalma çömlek içinde kıymadır, kavurmadır gene bir şey olur. Ekmeği olur. Bizim Reci Pert. Şu olmaz an var ya, ya isyan dalgası yükseliyor. Geleneksel kahvaltımızda soğanlama dediğimiz. Soğanlama olur veya sucuklu yumurta için vesaire bir yumurta çeşidi olur. Güzel yanında çayı olur. Zeytini, yeşili siyah zeytini olur. Bunun yanında da verdiğiniz varsa sıcak ekmek, açma veya poğaça, simit vardır. Bizim kahvaltımızda aklı hayale gelmeyecek. Ha, biz yabancı misafirim için otellerde jambonuydu vesairesi bunları koyuyoruz. Ama benim geleneksel kahvaltı dediğimiz 7-8 çeşittir, 9 çeşittir yani. Tabii ki de. Biz bunu böyle gördük. Bana sor ha. Buyurun. Bana tekrar sor. Hangi, ne olması gerekiyor evet, bu kahvaltı? Ben buyurun. Sana sorayım ha. Siz bir Türk mutfağı çok iyi. Yok şey abi bak bir şey olması gerekir yani. Ben biraz şey tatlı dişim var kendime yani. Ne mi? Abi şey, bal kaymak abi. Bal kaymak. Bal kaymak abi ya. Seni kaldırıyor. Ha doğru kaymak. Ya gerçekten olur. Abi ki o kaymak orada o bal o kaymak var ya. Mesela toplantı mesela özel insanlar da varken yanında özel misafir varken onu dikkat ediyorsun abi. Ekmek üzerinde sürüyorsun. Hatta korkuyorsun ki biraz bal kaymak orada şey karıştırmasın yani vesaire ya. Ama tek olduğu zaman da var abi. Ne şamandıra yaparsın orada önde bu kabak sonra şey. Valla tabii ki de önce. Vay arkadaş lanet olsun. Ben böyle programları programları. Böyle programsız mı var ya? Ben biliyorum sessiz yapın. Ya abi ya efsane. Dünyanın en ciddiye alınan gurmelerinden bir tanesi İstanbul'a geldi. Bana dedi ki nelere gideyim? Bir iki yer söyledim. Verdiğim o sene yazdığında, yıl sonu yazısında bu seneki bu adam dünyanın en iyi restoranlarının açılışlarını yapar. Gurme traveler'ların yazdığı bir numarasıdır sektörünün. O sene yediği en iyi lezzet Pando amcanın Beşiktaş'taki kaymak. Evet. Bütün yediği yemekler evet, arasında. Evet, efsane. Yani evet. Bu Michelin yıldızlarının başında falan olan bir adam yani. Pando amcanın Beşiktaş'ta. Allah ve bunu etsin. Yazdı. Türkiye'de evet. Bu haber hiçbir yerde çıkmadı. Tabii. Hiçbir yerde Allah rahmet eylesin. Benim kitabımda da çok bahsettim kendisine. Öldü değil mi? Kendisinden. Ve hiçbir yerde mesela Türkiye'de bu çıkmadı. Yani evet. Bu değerler ben yok demiyorum. Biz bunu doğru pazarlayamıyoruz. İyi kaymak Sümer, bu arada yok şey değil mi sizde? Bal kaymak sıcak süt var bak. Tabii. Zaten o bir, zaten pazarlama budur abi. Yani şimdi MasterChef'in yeni sezonu başlarken sizi yine burada misafir edeceğiz ve bu sefer lütfen boş gelmeyin. Bakın şurada, bak buradan Mamak Bey'e de söylüyorum buraya mutfak kurun, kurban olayım burada insanız biz. Ya sen gel burada abi. Dayanmaz abi, ya. Orada kuralım daha kolay ben abi, sana sizin orada abi. Mı yapsak programı acaba? Ya, vallahi bir dahaki. Vallahi stüdyoda yapalım tamam, bir daha. Biz sizin oraya geliyoruz. Vallahi tamam. Söz ben geliyorum stüdyoya yani en azından. Gel, dur, biz koyalım masaya. Tabii bu ne abi böyle bir şey var mı? Ben insanım ne margaritam menemen. Yağlamaya girmedik. Ölürüm, bayılırım. Yağlamayı... Benim Kayseri mutfağında en sevdiğim şey. İnanılmaz bir lezzet. İnanılmaz bir lezzet. Rulo böyle yağ akacak hafif. Evet. Üf arkadaşlar. Dışında yağlayacak. Evet dışında yağlayacak. Orta sağlamayacak her böyle. Taraf olacak. Bak şu anda gör. Çatalla çevireceksin. Mutfağa giden bizi izleyen en az şu an söylüyorum 100 kişi var. Ki ben öğrendim abi kesemezsin abi. Tabii. Ya ayıp kesemezsin abi. Tabii. Alırsın çatalla eli. Çevirirsin abi, evet. Çevirirsin. Sanki kendine enerji veriyorsun, şarjı veriyorsun gibi bir şey anladın mı abi? Veriyorsun ve bundan sonra abi vay ya buraya. Ben işte bunu sana şef öğretti yani. Meşef öğretti. Vallahi çok iyi. Program bitti ama programdan önce biz bittik. Yani ben yaklaşık son yarım saatinde yokum programı. Danilo Şef programı kapatacak buyurun. Kamera burada. Siz programı kapatın bitsin bu program ben. Gerçekten çok güzel oldu. Çok keyifli sayenizde oldu. Sayenizde çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada buranın bir şey var. Teşekkürcüsü var benim. Buyurun. Ekibimiz. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Evet. Programın sonuna doğru ettik ama yine de teşekkür ederiz hepsine. Tabii tabii. Hiç kimseye ayırmadan. 200 kişiye yakın bir ekip değil mi? İnanılmaz bir ekip. 200 kişiyiz. Setlere de öyle gidiyoruz. Çok mükemmel bir ekip var. Tabii ki başında İrem Bey, Bilgin Bey, Behçet Bey, Erhan var, Ceren var. Bütün montaj ekibi var. Mesela biz onları hiç görmüyoruz. Evet. O çocuklar geceler boyu montaj yapıyorlar. Dolayısıyla bizim Food Team ekibi orada kim varsa hepsine...
Çok teşekkür ediyoruz çünkü finalde edemedik. Muhteşem bir ekip var. Çünkü orada herkes kendi yüreğini koydu. Bu arada senin yerinde bende çok ayrıdır. Ben senin çok eski müşterinim abi. Estağfurullah. Sağ olun. Nereden müşterinim biliyor musun? TV8. İlk zamanları daha Acun Alma'dan. Yıl 2007 ya da 2006 falan. 2007. Dolayısıyla ben senin çok eski müşterinim. Şef ben de sizi çok seviyorum. bu programda olmaktan çok teşekkür ederim. Çok keyif aldık. Her yere de çıkmıyoruz. Biliyorum. Biliyorum. Ya hiç sizin üçünüzün hiçbir yerde röportajı yok. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii size buraya geldiğiniz için. Ben de sizlerin hepinizin hem takipçisiyim hem de hayranınızım. Sezonun ilk programını sizin orada yapacağız. Buradan İrem'e de söylüyorum. İrem, MasterChef başlamadan az önce konuştum başlayacak ama bu sefer böyle olmaz. Böyle kaymak deyince buradan kaymak çıkacak. Burada yapılmışı var. Tabii. Margarita, buyurun. Ciddi böyle bir şey yapalım. Tabii ilk söz yani hep beraberiz zaten yani... İlk programı siz başladığınızda sezonu yapacağız. Sen zaten biliyorsun abi. Tabii. Acun Bey'i de bekliyoruz. Tabii biz... İrem Bey. Tabii. Orada tabii Acun Bey, İrem Bey, Esat Bey. Bunlar hep sevdiğimiz beyler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun, var olun. Az önce konuştum bitti. Zor bir program oldu bizim açımızdan. Gerçekten buradan çıkıp artık yani. Herkes gitsin yağlama yapmasın. Ne yapsın biliyor musun? En basit. Güzel. Krep yapsınlar bari bu saatte. Hem yağlamanın yerine geçsin... Evet. Hem tat yerine geçsin. Ballı kaymaklı krep öneriyoruz. Ki Türk mutfağından çıkmadır. Tabii çıkmadır. İşte yanında bekle, varsa... Bekle abi bekle. Yanında varsa sıcak süt öneriyoruz. Bakalım kaç kişi yapacak bize fotoğrafları gelir. Evet, müthiş. Fotoğraflarınızı bekliyoruz. Tekrar çok teşekkürler. Biz az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta inşallah biz yine buradayız. Buradan bugün çıkabilirsek. Hoşçakalın.